Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, ee, sesi şu anda yeni açtım arkadaşlar, umarım seste falan bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar, ee, seste bir sorun falan var mı acaba? Hayallarıma tekrar şöyle bir bakayım. Ses iyi gibi abi. Tamam seste bir sıkıntı yoksa. Tamam teşekkür ederim. Mert, Eymen, Murat teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya, müzik o şey ya tam e, yayın kısmına pek alışkın olmadığım için orada böyle arada geçişler falan müziklerin kısması kapanmasında sorunlar arada bir olabiliyor maalesef. Zamanla alışırız. Abi bugün Sebilgi gelmeyecekti. Şöyle bir sıkıntımız oldu. E, bizim konumuz normalde Azerbaycanlı bir abimizdi kendisi iş için şeye gitmişti Almanya'ya. Ee, arada bir saat farkı olduğu için büyük ihtimal öyle bir sıkıntımız oldu. Maalesef kendisi işte olduğu için şu anda iletişim e, sağlayamıyorum. Büyük ihtimal e, Almanya'da olduğu için saat farkından dolayı bir sıkıntımız oldu. Ya valla kusura bakmayın normalde dediğim gibi bu konuklu yayını yapacaktık kendisinden de haberleştik. Ama işte dediğim gibi Almanya'daki çalıştığı iş yerinden dolayı maalesef şey yapamadık. Kendisine şu anda pek iletişim sağlayamıyoruz. Mehman abiydi kendisi. E, yani sektörde blender kullanan çok eskilerden bir tanesi kendisi. Dediğim gibi Azerbaycan'da yaşıyor kendisi. Geçen geçenlerde hatta Almanya'ya işte vize falan al Oraya gitti. Orada çalışıyor şu anda. Ama dediğim gibi böyle bir teknik aksaklık oldu maalesef. Kusura bakmayın tekrardan. Mert biraz öyle de hani onlardan da tabii bahsediyoruz ama en azından bu sektörde onlar kadar çok eski bir insan Mehmet abi. Dediğim gibi hani çok eskilerden bir tanesi ve bizim gelişimimizde de zamanında çok katkısı olmuştu. Ve çok da bilgili ve donanımlı bir insan kendisi. Birçok yazılımı da çok iyi bir seviyede kullanabiliyor. o yüzden maalesef Almanya'da olduğu için şu anda o saat fark olayından dolayı maalesef böyle bir sıkıntımız oldu bugün. Keşke sorun olmasaydı ama işte maalesef işte yurt dışında olduğu için böyle şeyler başımıza gelebiliyor maalesef. Eymen teşekkür ederim yani bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Tabii bir konumuz daha var şu anda. Joker konumuz. Arkadaşlar ben Mustafa Altan. Kendisi aslında. Reha Yağcıoğlu benim. Reha hocamız buradaymış. <laughs> çıkayım şimdi. Mustafa da tabii ki sektörde çok eskilerden bir tanesi ve benden de çok eski bir arkadaş. Mehmet abi benden de eski mesela öyle Tabii canım ya o baya baya eski bir sayı. E, sayı o zaten kendisi arkadaşım. yaşlı biraz ya baya böyle. Bir. Evet, 15, bizim, falan. Bizden baya bir şey var ya bizden baya yaş olarak da büyük bir abimiz. Dediğim gibi şu anda yeni gelen baya bir arkadaş var onlar için tekrar edeyim. Konuğumuza ulaşamadım çünkü kendisi Almanya'da şu anda normalde Azerbaycanlı kendisi iş için vize falan aldı. Almanya'ya gitmişti. E, aradaki saat farkından dolayı maalesef kendisine şu anda iletişim kuramıyoruz. Çünkü bir sabit bir iş yerinde çalışıyor. E, biz 8 diye kararlaştırdık ama dediğim gibi oradaki çalışma saatinden dolayı maalesef arada böyle bir ah şeylik oldu. E, aksam oldu diyelim. Kusura bakmayın tekrardan hani böyle olmasını istemezdik ama dediğim gibi e, farklı işlerde çalıştığı için şu anda orada. Böyle bir aksaklık meydana geldi. Yine e, şöyle de söyleyebilirim hani para kazanma, Blender'la ilgili sorunuz varsa hem ben hem de burada Mustafa var. Mustafa benden de eski zaten. E, o konuda da yine sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ultra profesyonel dediğimiz bir insan olsaydı yanımızda en azından size mahcup olmazdık ama yine elimizden geldi kadar kendimize cevaplamaya çalışırız. bana abi sektörde benden daha önce de var ya. Yani sektörden para kazanmaya gelince biz daha Blender öğrenmeye çalışırız genelde abi. Ya o dediğim gibi çok eski dinozor diyebileceğimiz insanlardan neredeyse. ah Ahmet para nasıl kazanacağız? soru aslında yani şu an nasıl kimse bilmiyor. Bir de para nedir sorusu var hala kafamızda. <laughs> paradan kastımız ne? Yani kaç TL? Bir liraysa kazanırız. Mı, dolar mı, euro mu, sterlin mi? Yani ne bileyim altında <laughs> sayılır buna? yani. Mert teşekkür ederim. Güzel düşüncen için. Ya dediğim gibi hani orada bir duyurusunu falan yaptık keşke hani o saat olayını ayarlayabilseydik hiç sıkıntı olmazdı bizim için ama dediğim gibi maalesef kusura bakmayın tekrardan. Ee, böyle bir aksaklık oldu. Yine yayın içinde kendisinden iletişime geçmeye çalışacağım ben. Eğer geçebilirsek hemen onu da konuk olarak tekrar almaya çalışacağız. Ee, evet şu anda kendisi bana yazdı. Hemen bir dakika Merhaba. arkadaşlar. O sırada ben sizi yerindireyim. Reis bu görsel serisinin devamı gelir mi? Aa. Ya dur Mehmet abi şey Serdar abi ben, de ben de cevap vereyim. Aslında Serdar abi bir ilgilenmek istiyordu ha. ha. Yani merakı, merakı da var kendisine. Ama yani zaman bulamıyor biraz. Bir de aynı zamanda yapacak yer bulamıyor. Tabii bilgisayarda yani 1050 Ti var onun. Güçlendirmeye çalışıyor. Kendisi daha denedikçe, zaman buldukça bu VFX serisini devam ettirir. Çünkü kendisi merakı var şu an. Tut ağacın altında kitap. abimiz isim işi? Merhaba iyi akşamlar. Tut ağacın altındaki yani kardeşimiz. Tabi isterler abi kanırsan birazdan bu konu hakkında bilgi veririz. Ama bunun için bir tık şey tavsiye ederim. Normal bir yani DSL kamerayı kullanmayı biliyor musunuz? Oradaki fokal olsun. Diyafram aralığı hangi olsun bu tarz şeyleri biliyor musunuz? Onu öğretti. Yani biraz oraya çalışınız, çalışsanız iyi olur. Köprü küpü. Teşekkürler. Bana diyorsun abi herhalde. Evet abi Az önce arkadaşım aldı. Beraber <laughs> oynarız belki diye. Gelirsen bekleriz abi oynarız. Ertal of. Nine. Beta Workshop'a şey, bilmiyorum itiraf edeyim. Dur Google'layayım şimdi bakayım. Arkadaşlar kendisinden yazıştım da işten yeni çıkmış eve gitmem dedi biraz sürecek dedi maalesef o yüzden biraz gelecek ama ne zaman geleceğini net bir şey söyleyemiyoruz ama bir saat iki saat maalesef bulabilir dedi. Yine biz burada bir şeyler yaparız gelirse alırız konuk olarak veya şöyle yaparız farklı bir günde daha müsait olduğu bir zamanda kendisini çağırabiliriz yine dediğim gibi hani gelir gelmemezlik yapmaz ama dediğimiz gibi ne zaman gelir tam söyleyemiyoruz işten çıktığı için eve gitmesi biraz zaman alabiliyormuş. Bu da bertava abi. Yeter aşağı çok bilmiyorum. Baktım şimdi de. Yani anlamadım. itiraf edeyim. Orada yani tam olarak nasıl bir iş yapılıyor onu da bilmiyorum. Mert Seyhan. Abi benim sorum şu. Trade ve Tursun gibi yerlerde nasıl pasif gelir, getirebileceğimiz satış yapıyorum ama bir hikayede ayda bir ürün ne satıyor ya satmıyor. Doldurma ama kararsızım. Ya yani Mert Sayan, Abi kardeşimiz oradaki olay şey yapman gerekiyor bir tık. Evet yani doldurman gerekiyor ki orayı. Ne kadar çok Portföyün ne kadar çok modern olursa satışlar bir iki adet gibi bir tık artmaya başlayacak bu şekilde. Görünürlüğün artacak. Güvenirliğin artacak aynı zamanda kaliten artacak. Bir de bak abi orada en çok giden genelde mimari satışlar oluyor diye biliyorum ya. Mimari alandaki şeyler daha çok satılabiliyor. Oralarda bir tık iyi denilebilirsin. Oraya ben de ufak bir ekleme yapayım. Biraz piyasayı takip etmen gerekiyor. Piyasanın hangi modellerden çok gidiyorsa onları takibini yaparak onları modelleyebilirsin. Bazı dönemlerde Hyper Casual denen oyunlar biraz had safhada olabiliyor. Bazen de işte ne bileyim e, rol yapma oyunları vesaire ne bileyim işte bu hayatta kalma oyunları baya bir şeyde olabiliyor Ravaj'da. Yani bunlara yönelik mesela modeller falan yapabilirsin. E, o şekilde belki daha da satışını ilerletebilirsin. Orada şöyle araya gireyim ben de abi, ya bu Hyper Cages oyunun yazısında evet şeyler var ama genelde orada Unity'nin Asset Store'u var ya, orada daha çok satış yapılabiliyor eğer o tarzı model etmek istiyorsanız, onda oradan bakabilirsiniz. Yani Orası satışlarda kötü yani değil. Demek istediğim amaçlardan bir tanesi oydu anasını Anladım değil, abi, piyasayı. Evet evet, piyasayı takip ediyorum. Ama dediğim <laughs> gibi, CG Trader gibisi de daha, daha çok şey satılıyor ya, hala mimari, iç yani. İç mimari selleler. İşte işte Takım olur. O, şey, o şeyler şeyde daha çok satılıyor bence ya bu 3D işte Sky var ya orası daha bayağı modellere yönelik bayağı güzel şeyler var. Ya, mesela, hepsi lacivert bir günü 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 abi günü de. Payını. Hepsi biraz aynı kullanıyor. Bir tık daha kullanıcı yurt dışı zaten şey değil. Kozalak. Ben şunu merak ediyorum. Artstation gibi bir sistem modeli nasıl ekleriz? Abi şey yöntem var. StakeFab'a modelini atıp oradan gönderip, link koyabilirsin veyahut Anlamadım neydi unuttum ya Marmoset'tir herhalde. Adını söyleyemiyorum, bir tık bakayım. Aynen Marmoset'in Weaver özelliği var abi. Bu Marmoset Toolbag'i indirip e, Öğrenciye ücretsiz özelliği var mıydı? Hatırlamıyorum. O Toolbag'i indirip oradan Weaver için export edebilirsin. Bu sayede export ederek, upload ederek Artstation'a güzelce koyabilirsin abi modelini. Mert, Abdullah Keskin, modelimiz... başı... Abdullah Keskin başı şeyden tanımıyorum hani birebir de tanımıyorum hani muhabbetim olmadı. Eğer bir gün bir iletişimimiz olursa tabii onu da buraya konuk almak isteriz. Yapay zeka sektörünü öldürecek mi? Abi çok büyük uzun başlıkta. Kısaca Kısa vereyim. Bence öldürmeyecek. Serdar abi için de öldürmeyeceğini düşünüyorum aynı zamanda. Aynen öyle. E, Doğan Akpınar. Doğrudur valla. Bende 1050 var. Ben de... yani, evet, Serdar abi de bir şey. Görsel efektlere ilgisi var. Seviyor da zaten bir tık. 1050 abi toplandı. Şey... <laughs> şeyi seviyor ya böyle hikaye anlatımı olsun ya da ne bileyim gösterim olsun onları seven insan bu yüzden bence Serdar abi VFX serisine elinden geldiğini devam edecektir kendisi istekleri arzusu içerisinde VFX olayı şöyle ben çok cidden hani modellemeden çok hani renderden çok VFX olayından aşırı çok zevk alıyorum ama e, ekran kartından dolayı çok über seviye bir şeyler yapamıyorum. Özellikle bu EVNX'in biraz daha gelişmesi bayağı bir iyi oldu. E, Blender 4 sürümü çıktığında güzel şeyler yapabiliyor. Çünkü Cycles tarafında render almak özellikle VFX animasyon işlerinde bayağı bir yorucu olabiliyor. O yüzden bu VFX işlerinde iyi, iyi bir konuma geldi zaman çok güzel işler çok güzel yapılabilecek diye düşünüyorum. E, aklımda aslında çok güzel bir VFX ile ilgili bir film yapma şeyi de var Böyle zombi mombili Hatta onun için e, YouTube'da hem video tarzında böyle eğitim tarzında bir şey yapmayı düşünüyordum Hem de böyle kısa metrajda işte film nasıl çekilir e, Çok tecrübem yok ama en azından hani bilgi birikimim biraz vardı Bunda nasıl yapabilirim diye bir şey düşündüm Hatta bir tane öyle şey de buldum e, Zombinin, zombi filmin temasını geçebileceği bir tane yıkık bir bina buldum sahibinden iletişime geçemedim. Çünkü eski bir un fabrikası gibi bir yerde. Sahibinden iletişime geçemediğim için şimdi izin almadan da orada bir çekim yapamazdım. Maalesef o kaldı öyle. Eğer bir gün sahibine iletişime geçebilirsem veya böyle uygun bir yer bulabilirsem güzel bir VFX tarzında böyle çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum o zaman. Devam ederim ben okumaya. Abici Matisse yayınları akşamları düzenli yayın severim, sevinirim. Ya Serdar abi genelde böyle iki günde bir falan yayınlaşmaya çalışıyor zaten. O zaman Cumartesi'ye denk geldiği de oluyor kesin bir şekilde. Aynen öyle. Ya şöyle bir planımız evet. var genelde Mustafa'yla. Hafta sonu olan yayınlar biz biraz daha kanalın çok alakası olmasa da biraz böyle oyun oynamak istiyoruz. Ya Çünkü kanalın konsepti eğitim üzerine ama yani yeter artık <laughs> bıktık diyebiliriz. Yani kaç video oldu çek çekecek. Yani bir günü de kendimize böyle ayırarak kafa dağıtmak anlamında oyun bazında şey çekiyoruz. Video falan canlı yayını falan yapıyoruz. Belki şöyle de olabilir. Normal hafta içindeki yayının bir tanesini iptal ederiz. Çünkü hepsi bir anda maalesef olmuyor. Hafta içindeki bir tane yayın iptal ederek cumartesi pazar iki, iki gün üst üste olabilir belki. Onu da artık ilerleyen süreçlerde yaparız diye düşünüyorum. Yani durumun en şeyine hocam. göre biraz gidişatına göre. Mehmet Halif'i'den yapay zeka öldürecek demiş. Öldürmeyecek abi boşuna şey ama. Orada biraz yorumlar geriden geliyor kusura bakmayın. Biz çok profesyonel için çok yavaş okuyarak şey yapıyoruz. Aynen. E, ASD yazmış da abi Shadow Fight e, iki tane iki boyutlu platform hı hı. oyunu yapacağım. Şimdi ben karakterli tasarlarken iki tane animasyon mu çalışacağım yoksa işte tane karakter mi modelleyeceğim o tarz grafikler yapmak için. Şöyle örnek vereyim. Ben de şu anda iki boyutlu bir pixel art oyun yapıyorum. Çok güzel denk geldi onu sorman. Mesela internette pixel art karakter olarak çok iyi bir istediğim şeyi bulamadım ben de senin gibi. E, normalde normal iki boyutlu bir oyun yapıyorsan tabii ki iki boyutlu çizim yapman daha mantıklı ama şöyle bir şey de yapabilirsin. Bir tane elinde 3 boyutlu bir karakter varsa bunun animasyon renderlarını PNG olarak işte artık nasıl istiyorsan çıktı alabilirsin render alabilirsin. Mesela ben öyle yapacağım ana karakterimi. Hani ben çizim anlamında 2 boyutlu çizim anlamında çok iyi değilim anlamam da zaten. 3D yani tarafa biraz zakim olduğu için 2 boyutlu onu yapmak istiyorsan mesela karakterlerin hareketleri işte idle, yürüme, ondan sonra sabit durma, zıplama gibi animasyonlarını 2 boyutlu olarak Blender'da render alıp o şekilde kullanacağım. Öyle de yapabilirsin bence. Yani burada şey, Serdar abi şey yapıyor. En iyi bildiği yöntemi kullanmaya çalışıyor da. Ama tabii sen her ikisini en iyi şekilde bilmiyorsan 2D yönelmeni tavsiye ederim. Yani hangisinden zevk alıyorsan tabii burada şey değil. Aslında dediğim gibi zaten 2D platform oyun yapacağım diyorsun. Direkt 2 boyutlu bir animasyon çalışman gerekiyor o zaman. Tabii. Şey hani boyutlu pek... E, spine diye bir tane Spine'ydi galiba yazılışı. Mesela evet, genelde spine. spine. mi? Öyle bir şey olması lazım yazılışı. Genelde 2 boyutlu Hı. animasyonlar falan böyle oyunlar için söylüyor. Orada yapılabiliyor. Ve çok da gayet pratik diyebiliyorum. Yani çok kullanmadım ama gördüklerim öyleydi. Ya aslında burada Serdar ve verdiği örnek çok güzel bir örnek. Mesela bugün grupta şeyi sormuştu birisi. Mouse'la texture boyama yapabilir miyim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan şey değil. Niye nasıl yapılır diye. Siz neyi biliyorsunuz? Nasıl biliyorsunuz? Bak mouse efendim, kullanabiliyorsan mouse e, yaparsın. adam dedi ki ben hiç pardon. Abi. Mustafa şimdi sen şey yap. Ben bir tane şey var. Geçenlerde daha doğrusu videosunu çekmedim de güzel bir şey. Hatta canlı yayın uygulamasını yapacağım. Ee, yani sen şey istiyorsan sohbet et ben hemen geliyorum. Ha şu, şu geliyorum. dediğin şey yani, hatırladım. Aynen, hatırladım aynen. abi. Geliyorum ben. Yani, adam ne biliyor abi? Adam yani Serdar abi üç boyutlu modellemeyi biliyor. Bir evet. de render almayı biliyor. Ama 2 boyut hakkında hiçbir bilgisi yok yani. Ter ter sasrama olsun. Bakın hemen şey yöntemi geldi. İşte ben üç boyutlu karakter modellerim. Kamerayı yaman koyarım. Render alırım. hareketini öyle yaptırırım. Bu şekilde sprite'imi elde ederim. 2 boyutlu oyun olarak kullanabilirim. Burada işte dediğimiz gibi, her yöntemle her şey yapılabilir arkadaşlar. Ona hiçbir önemi yok. Siz yeter ki bir yöntemi iyi bilin. Yani, o yöntem hakkında çalışın. Durmayın. Güzel çalışın, kendinizi geliştirin. Ee, Duhan, evet evet, VFX filmine destek atarım. Ya abi şey, dedim, Serdar abi dediği gibi zaten o, ilgisi var gerçekten hani şeyde. Benim ilgim var ya, benim Serdar abi kadar bilgim yok şu an. Benim ilgim biraz daha farklı anlardı. Serdar abi onları yapacaktır. Abi film nasıl çekilir? Kısa özet video ya, yapar mısın? Valla film nasıl çekilir? Bence abi şey var ya. Yani İlker için İl var YouTube'da. Flu TV'de kanal var. Kendisi zaten bir yönetmen. Bu ara sıra anlatıyor bu tarz şeyleri yönetmenliğe dair. Çünkü film nasıl çekilir olay bambaşka bir şey. Bizim çok şimdi. bulunduğumuz bir şey değil. Hoş geldin. Burada bir, bir soru var da bana bir kaçırır mı ona bakıyorum. Sen şey yap da ben bir, bu bir sitelerin... hazırlığını şey yapayım bakayım ayarlayayım da. Tamamdır Şey sormuş sanki birisi. Artstation gibi bir yere nasıl 3 boyutlu model koyarız öyle nasıl? Model yüklem nasıl olur ha bu sitelere? Abi zor değil. Özetle şeyse marmosette kullanırsan daha da kolay. Çünkü marmoset... Şöyle. Orada nasıl... Benim sesim çok geliyor abi. Hangisinin sesi çok geliyor? Ona göre Serdar abi ayarlasın şimdi sesi rahatsız ettiyse sizi. Ee, Marmoset daha bir şey böyle. Direkt modeli koyuyorsun. Ondan sonra tekstürlerini baktan sonra çok basit bir şekilde eksporsan yapabiliyorsun. Ee, biraz daha uğraşıyor ama çok uğraştırıcı değil. Böyle birkaç video izleyerek çok rahat çözeceğin şeyler oraları. Aplatip yönteminde. Marmoset'i mi? Tabii hocam atarım. Şimdi bakın. E, marmo... Özellikle bu Blender'da scalp yapmak için tablet falan kullanmak isteyenler varsa en azından hani tablet biraz maliyetli olduğu için Hani bunu en az maliyetle nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Tabii göstereceğim yöntem tam anlamıyla bir tabletin şeyini vermez ama en azından mantığını göstermek için. Şimdi şöyle bir tane kalem aldım. Ben bunu YouTube'a içerik çekmek için yapıyorum ama daha çekmedim tabii. Bilmiyorum belki çekerim belki çekmem. Hani konuyla alakalı olduğu için biraz bunu anlatmak istedim. Mesela şöyle bir tane kalem var. Mustafa'nın tamam bunu birazdan bakacağım nasıl olsun şöyle bir tane kalem var bakın bunu telefonda kullanabiliyorum şimdi bunu ne yapacağım ben bu kalemi aldım şu anda elimde aynısı ee, telefon ekranını tablet olarak bilgisayarda kullanabiliyorum mesela şöyle bir tane yazılım var ben bunu hem telefonu hem de bilgisayara kurdum ee, şimdi açalım ee, sen devam et, abi. çok kıstın evet, herhalde ya orada. sesi çok mu kıstım abi şimdi? Biraz fazla oldu. Gimme i̇şte. geldi. Tamam dur. Şöyle açayım. Yazanlar biraz. Tamam. sana rahatsız olmasın da yayın boyunca. Şöyle gayet iyi. Şimdi bu uygulamada ben mesela mi? bağlantının iki tür var arkadaşlar. USB Bluetooth'la daha doğrusu 3 bağlantısı var. Hem de şeyin Wi-Fi üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Ben şimdi Wi-Fi bağlanacağım. Tabii bir yandan yayın yaptığım için tam anlamıyla şey vermez. Belki güzel bir sonuç vermeyebilir. Şimdi şu anda ben telefon ekranından biraz önce gösterdim. Kalemle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çok alakası olabilir belki bilmiyorum. Şimdi bakın uygulamadan direkt Wi-Fi simgesine tıkladım. Şimdi bağlantı işlemini yapacağım. Tabi Wi-Fi'ye de bağlayayım herhalde. Şimdi connect dedim. Bağlantıyı yapıyorum. Şu anda bakın. Ee, direkt şu anda kalemle. Şu anda kontrol ediyorum ekranı. Görüyorsunuz. Ee, şu anda Gayet hani tam anlamıyla size şey vermiyor. Hani bir tablet etkisini tam anlamıyla belki vermeyebilir. Sıkıntı değil. Ama en azından hani bu e, tableti kullanabilir miyim, kullanamam mı gibi sorunun şeyini çıkartabiliyorsunuz. Mesela bakın şeye geldim. Bakın burada e, direkt tabletle, tabletin daha doğrusu tabletle mantıklı olmaz ama e, telefon ekranıyla, o biraz önceki göstermiş olduğum kalemle yapıyor. Mesela scalp açabiliriz bir tane sıfırdan. Ne diyelim, scalp diyelim. Şimdi bakın burada çalışma mantığı biraz tabii e, şeye göre farklı. Burada biraz ekranda falan kenarında sağ sol tuşları falan var. Onlara da basmamız gerekebiliyor. Bakın şu anda elim e, mouse'a basılı ve şu anda tamamen telefonun ekranından kalem kullanarak yapıyorum. Ya tabi hassasiyet olarak bir tabletin şeyini vermiyor ama en azından buradan o scalp yapmanın mantığını tabletle nasıl yapılıyor şu anda onu en azından onun bir %50 de olsa hissiyatını alabiliyorsunuz. Yani güzel mi? Güzel bence. Hani kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ben biraz alışamadım ilk başta. Mesela hala çok da alıştığımı söyleyemem. Biraz zor geldi bana. Şuradan no thanks diyelim. Şuraya gelelim. Tabi tam dediğim gibi alışamadım ben. Çok kullanmadım. Bunu içerik olarak bir ara yapmak istiyordum ama fırsatım olmadı. Ee, en azından hani burada mantığını gösterebilmek amacıyla veya işte tabletler dediğim gibi yine biraz pahalı olduğu için en azından mantığını kavramak için bunu da böyle kullanabilirsiniz. Mesela şöyle biraz büyük yapalım. Geldim tıkladım şöyle çiziyorum rahat bir şekilde. Hatta şeyde de gösterebiliyorum. İki boyutlu çizim uygulamalarında falan. S-Sprite falan vardı galiba bende. Steam'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de onu da ufak bir deneme yapalım. Ben bunu daha çok mesela şu anda dediğim gibi Pixel Art oyun geliştirdiğim için böyle hani yolculuk sırasında veya bir işim falan varsa dışarıda olduğumda e, telefondaki uygulamalı böyle ufak tefek olsa da bir çizim yapmak için falan aldım. Güzel iş yapıyor. En azından böyle ufak çaplı bir kalem almanızı şiddetle tavsiye ederim. Hatta şey de var. Telefonlar için Sculpt uygulamalar falan da var. İşte müsait bir zaman olursam tabii Sculpt'ta yeteneğim falan yok ama en azından hani göstermek amacıyla onlarda da size göstermek istiyorum. E, düşük bütçeli scalp yöntemi de böyle oluyor. Şimdi S-Sprite'i e bir açalım. Gerçi yok lan. S-Sprite mi artık nasıl da ediliyorsa. Şimdi yeni bir dosya oluşturalım. Şimdi oluşturdum. Biraz yakınlaşayım şöyle. E, burada yine şimdi ekranıma yine tabletin tablet demem ne kadar mantıklı bilmiyorum ama şu anda işte şeyle dokunuyorum. E, kalemle. Mesela şuraya kendi adım yazayım. Yazamıyorum. Niye yazamıyorum? Bakayım renklerde sorun var mı? Tamam. Renkte bir sorun yok. Bence bunun için müsaade zamanla video çekme abi tekrardan. Hem telefon nasıl kullanılıyor hemen daha doğru olur. Ee, hani ben de dediğim gibi çok hakim değilim ama en azından o mantığını kavramanız açısından güzel oluyor. Bir de şöyle bir özellik var bildiğim kadarıyla bu uygulamada e, telefonlarda bu galiba şeylerde var iPhone'larda basınç hassasiyet özelliği var. Eğer buna uygun bir şeyiniz varsa telefonunuz falan veya tabletiniz varsa Buradaki o sanal tuşlar kullanmadan direkt o hassasiyet olayıyla yapabiliyorsunuz O da çok güzel bir özellik Tabii benim telefon e, bayağı eski bir model olduğu için böyle şeyler pek desteklemiyor yani En azından bakın burada bile o çizim yapabiliyorsunuz e, Şöyle bir şey var wi ile bazen güzel etki veriyor Bazen de usb veriyor artık ikisini denemeniz lazım kendinize göre en iyi hangisini veriyor diye ona göre bir şeyler yapmanız lazım. Ama yine de bence güzel bir etki verdiğini söyleyebilirim. Şimdi normal bir tablet almaya kalktığın zaman Aliexpress de biraz daha uyguna gelebiliyor bazen işte vergisiyle falan. Ee, değişebiliyor ama 600-700 civarına gelebiliyor. Türkiye'de bayağı pahalı maalesef. Son zamanlarda bu özellikle korona döneminde bayağı pahalandı. Ee, en azından hani bu tablet deneyimini telefonda yaşamak istiyorsanız gösterdiğim şu kalemi alabilirsiniz. Tabi bunun birçok muadili var. Eğer telefonda en uygun ve en güzellerinden bir tanesini almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz ve fiyat olarak da bayağı da indirimde nasıl bir şey anlamadım hatta bunu ben direkt şeye atıyorum chat kısmına ver kalmak isteyen varsa alır telefonlarda tabletlerde her şeyde çalışıyor benim kullandığım cihaz Samsung'un C7 modeli eski bir model 2019 model falan neredeyse ama bunda bile gayet temiz ve güzel bir şekilde kalemle kullanabiliyorum mesela tavsiye ederim şiddetle Hayt, hayt, hayt. Artık biz o zaman sıralı bir soruyu cevap verelim. Kozalak kardeşimin sorusu var mı da. da? Kozalak Tabii. abinin bilmediğim için. Abi şey, ekran paylaşımı hazır sende var zaten yayın sende. Şey girer misin, Sketchfab sitesine girer misin? Önce bir orayı anlatalım. Ne için? Şey, e, ee, bu ArtStation gibi yerlere nasıl üç boyutlu model koyacağız diye sormuştu da. ArtStation... Bu arada R özür dilerim Kozalak. Sizin seçilik yaptıysam biraz önce. Earth Station'a model koymaktan ya, orada genelde şey koymayı tercih ediyorlar. Yani çalışma falan yapılan işin evet, hem de, sonucunu. Hem, göstermek için bazen olabiliyor. Abi buradaki sistem, ya şu an Serdar abinin açtığı yerdeki sistem buraya upload ediyorsun modelini. Bak burada nasıl yapılacağını falan gösteriyor. Teşhürü nasıl koyacağını, nasıl yapacağını. İçinde bir guide var. Yani onun için tıklayarak bakabiliyorsun. Zaten altta da gösteriyor. Lütfen şeyi takip edin diye. Guide'ın Türkçesini açıklayacağım artık yani özür dilerim. Ben şimdi bunu Sadece... yüklersem bizim model o zaman yayılır. <laughs> Bitmez. Ama sadece böyle tabii Bunun için tekstürler falan nasıl koyman gerekiyor, nasıl ayarlaman gerekiyor falan söylüyor burada. Daha sonra bur burada upload ettiğin şeyin linkini alıp ArcStation'da eğer o linki koyarsan orada var seçenek. Daha çok kullanabilirsin. Marmoset ise durum farklı. Marmoset programı onu indiriyorsun bilgisayarına. Orada modelini ayarlıyorsun nasıl gözükmesini istiyorsa. Ondan sonra onun export seçeneği var. Export edip Marmoset Weaver var. Orada onu yapman gerekiyor abi. O zaman zaten ArcStation'da Marmoset Weaver'ın importu var. Orada o şeyi yüklemen gerekiyor. Export ettiğin dosyayı benim anlaşım. Eğer aklına takılan bir şey varsa tekrardan sor abi. Bu ses umarım rahatsız etmiyordur. Ses şu anda iyi Hocam anca. tablet ile sadece Sculpt mı yapılır diye soru var abi. Nasıl sormuş? Ee... Hocam tablet ile sadece Sculpt mı yapılabilir? Sculpt değil ya çizim falan da iki boyutlu çizim falan da yapabiliyorsun. İşte ne bileyim modeller şey falan yapılır da yapılır ya. Yani yok. Şey de, oyun bile oynarsın yani sorun değil. Biraz, o tableti mouse olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun şeyi yok. Tableti ikinci ekran olarak kullanan manarsın ya. Yani. Tableti birçok alanda kullanabiliyorlar. Bana Kozalak e, şey Discord'da gel abi aklına takılan bir şey varsa onu yap abi. Daha rahat. Yani ta, aklına sonra da yardım ederiz. Sevizle. Yani. Bocak tam olarak mesela SketchUp'ın e, mimarlık seviyesini nasıl bir yerde görüyorsun yani? Blender o kadar aşağıda mı yani nasıl anlamadım. Ben yıllardır Blender'ı mimari alanda kullanıyorum ve SketchUp'ı da kullanıyorum. Hani ikisinde belli bir seviyede iyi kullandığımı düşünüyorum. Bence Blender'ın e, mimari alanda SketchUp'tan kalır yanı yok. Hatta bazı noktalarda daha avantajlı. Hani lisans olayını falan her şeyini geçtim. Render alması falan biraz daha iyi olabiliyor bazen. Hani şey SketchUp'ı şey anlamda kullanabilirim mesela bak. Enscape Render motoru için. Ama e, bu özellikle EV'nin gelişmesinden dolayı artık o farkın da bayağı bir kapanacağını düşünüyorum ben. Şimdi tablet aldım. Skapletmak çok zevkli. Bence çok zevkli bu arada. Ben yani bayağı şeyde kullanmaya başladım. O da zevkli. Ya o kısım zevkli. De işte bir bana şey gelmiyor ya. Ben bir türlü alışamadım herhalde. Bilmiyorum. alışamadım galiba. İyi, pazar günü oyun yeni görmedik. Aa, pazar günü biz yayın açtık ama YouTube'da sorun vardı. Bizim yayın bir türlü başlatmadı. Bayağı evet. evet. Böyle bir bir değişik bir şey vardı pazar günü. Mesela Mustafa 1080'de geçtim düzgün bir video bile açamıyordu. Ben 4K video izleyebiliyordum ama yayın açamıyordum. Yayın donuyordu, bir şeyler yapıyordu. Yani 360p'de falan video açılmıyordu, yayın açılmıyordu. Pazar günü YouTube'da sorun vardı, onu çözemedik. O yüzden açamadık ne yazık ki. Biraz Blender'a başlayalı 3 gün oldu. Nasıl Blender derslerine, nasıl adapte olmalıyım? Bak bu soruyu cevabını sana veriyorum abi, bırakıyorum. Kimin sorusu abi bakayım onu. Cheat edit arada gözünden falan kaçabiliyor kusura bakmayın sorular biraz şeyim gözünden kaldı da. biraz abi ben böyle sabit tuttum için yukarıdan aşağıya doğru devam ediyorum yes, <laughs> senin hepsi burada linkin altında He, hemen bakıyorum nasıl adet olman gerekiyor bence Blender'da modellemeye geçmeden önce ben yeni, yeni arkadaşlar şunu tavsiyesini vereyim Blender'da modellemeye geçmeden önce arayüzü bir öğrenin Anın neyin nerede olduğunu öğrenin sonrasında modellemeye geçin. Bazı arkadaşlar özellikle yeni arkadaşlar da bu sorun çok var. Özellikle ben bir görsel alma, o render alma olayı var. Ben bilmiyorum yani bunun merakı neden var sürekli. Abi bir iş yapmak istiyorsan temelinden başlaman gerekiyor. Modellemenin temeli de yazılımın arayüzünü öğrenmektir. Sen şimdi ilkokula gitmeden direkt üniversiteye geçemezsin. Mantık budur. Arayüzü öğreneceksin. Nerede ne var? Neyi ne işe yarıyor? Tabii bunun hepsini öğrenme şansın yok yıllardır biz de kullanıyoruz. Biz de çoğu şeyi bilmiyoruz. Ama en azından alanımızla ilgili neyin ne olduğunu biliyoruz. O hale geldik. Buradaki amaç da budur. Hani burada temel düzeyde kullanabileceğiniz araçları bilmeniz gerekiyor. İşte move, rotation, skill, kopyalama, diğer komutları ve basit olarak şuradaki neyi söyleyebilirim? Modifier'ler temel olarak kullanılanlar nedir? Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları belli başlı öğrendikten sonra modelleme kısmına artık geçebilirsin. Bu şekilde yaparsan daha mantıklı olur. Diğer türlü çok karışır. Kafanın nerede ne vardı ne olacaktı. Modelleme sırasında video izlerken adam bir şey anlatır. Sen onu kaçırırsın falan. Orada kafan bir çorba falan olur. Kafa gider ondan sonra. Temeli öğrenip modellemeye geçersen daha iyi olur. Ee, mimari alanda kütüphane vesaire anlamında diyorum. Ya şöyle bir şey var aslında blender kütüphane anlamında bence eksik değil. Birçok şey birçok alanda mesela 3 boyutlu model bulabiliyorsun. Veya blender için geliştirilen SketchUp importer diye mesela bir tane bir şey var. Şu anda belki burada kuruldu. Aynen 3.5'te stabil çalışıyordu. Elinde SketchUp modeli varsa direkt blender'a aktarabiliyorsun mesela. Onu da kullanabilirsin. Yani orada model anlamında ben bir kısıtlama falan olduğunu düşünmüyorum. Belki hani Blender tarafına çok hakim değilsen model bulmada belki o anlamda sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Ee, öyle bir sıkıntısı var. Blender V-Ray kullanılıyor mu? Blender tarafında V-Ray var ama tam anlamıyla böyle hayalet gibi diyebilirim. Hani kullanan yok ama Hı. bir teoride bir desteği var. Ama ben gerçek manada kullanan kimseyi göremedim. Çünkü hani sözde Kaos grubu diyor ki işte V-Ray tarafına desteğim pardon Blender tarafına desteğimiz var diyor ama Dediğim gibi hani kullanan ben bir Allah'ın kulu görmedim doğru düzgün. Çok sıkıntılıydı ya. Yani. Sürekli bir şey indirmen gerekiyor, bir şeyler yapman gerekiyor vesaire gibi yorucu olabiliyor. Blender tarafında birçok zaten ücretsiz render motorları var. Ücretliler falan da var. Ee, ben Lux'u denedim. Yafaray vardı eskiden. Bunu denemiştim. Mitsuba var. Bunlar tabi Mitsuba ile işte Yafaray dediğimiz artık öldü. Onların şey yok. Ee, desteği falan hiçbir şey yok. Şu anda Lux var. AMD'nin geliştirdiği render motoru var. Yani herhalde böyle stabil anlamda çalışan bunlar. Bunlar da aslında tam stabil çalışmıyor ama en azından yani diğer render yazılımlarına göre çok iyi bir sonuç veriyor diyebiliyorum. Anlatan Farkus bayağı şey ya. Piyasada verizinde. Baya rakip falan. Dört sürümüne daha dün Mustafa İnan işte Mehmet dediğimiz abimizle falan baktık. Ben yine her zamanki gibi soğuk kaldım. <laughs> her zamanki gibi. Ee, ya bazı şeyler bayağı bir değiştirmişler. Ben adapte olamadım yine her zamanki gibi ama alışınca eminim ki onlara da çok iyi gelecektir. Evet bende bayağı yazılım var ya. İş gereği bazılarını kullanmam gerekiyor. Burada mesela ney var? SketchUp'un sürümleri falan var. 3D Max var. Painter var. Var da tirdimax var ya. Yani. ya soru var abi. Hazır Tridimax demişim. Tridimax'i ben şöyle biliyorum. Benim aslında çok garipdir ki 3D'ye başlamalarındaki en büyük yazılımlardan bir tanesi Tridimax'tir. 2009 sürümünü ben indirip zamanında başlamıştım. O zamanlar sadece bir şey yapıyordum Mustafa. Bir tane daha yapabiliyordum. Daha da ötesi yok. Onu da yabancı bir tane videodan denk gelip yapmıştım. Ya yani 3 arayüzü bana o zaman biraz e, tabi kullanana saygımız sonsuz biraz saçma gelmişti bilmiyorum yani ekran dört parça neyin nerede olduğunu bulamıyordum yapamıyordum. Yani bana çalışma mantığı biraz farklı geliyordu hani diğer yazılımlar göre ben o zamanlarda yarım yamalak SketchUp'a başladığım için SketchUp'ın mantığı biraz daha iyi geliyordu bana çünkü SketchUp çok temel düzeyde modelleme yapabilecek bir yazılım. Hani çok öyle über seviyelere çıkmadan bir görsel üretebileceğim e, bir yazılım diyelim. 3 max o yüzden bana çok karşı gelmişti. Bırakmıştım. Ama şimdi özellikle işte Vivey veya işte o neydi bir tane daha vardı ya render motoru. Korona. Evet. Koronayı falan kullanmak için arada açıp falan bir denemeler falan yapıyorum. O kadar. Yani çok modelin anlamında değil de render. Bilmekse tek bağlantı. Max modeli varmış. Aç. Export et Blender'a. Kapıyı aç. Selamlar. Kapıyı kapat. Değil mi? Aynen abi. Başka şey yok ya. Yani. Abi şu dosyayı imzalar mısın? İmzaladın. Tamam bitti kardeşim. Aynen öyle. Bitirmek Arayüzü bana da çok ucuk geliyor. Saygısız ücretsiz mi diye soru var. Evet. Abi Blender için olan her şey ücretsiz. Saygısız da bu arada önceden third parti bir programdı. Blender motoruydu. Daha sonra Blender içine dahil etti. Ee, yani ücretsiz. Blender içerisinde gördüğünüz her şey. ya yani direkt Blender'ı indirip açtığınız içindeki her şey tamamen ücretsiz. Blender dahil. İstediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. İster onu alıp e, projeyi farklı şekilde devam ettirip kendiniz başka program yapabilirsiniz yani. Hatta TDMX için Cycle Surrender motorunu falan çıkartmışlardı bir dönem. Evet ya doğru bak. Şöyle yok. bir şeydi galiba tam tabi bilmiyorum hala şu andaki durumu nedir falan da linkler falan ölmüş mü acaba? En son 2018'de bir haber paylaşılmış. Bir giriş ama giriş amacına şöyle bir render motoru falan bir çıkarttılar da Max tarafına. tabi sonradan ne oldu bilmiyorum. Ee, yine Cycles dediğim gibi hani açık kaynaklı bir yazılım olduğu için birçok şeyde kullanılabiliyor sağından soldan blender'ın içinden veya işte geliştirilebiliyor Sızlý o dediğin yazılımı ben yanlış hatırlamıyorsam mobil tarafta sanki kullanmıştım ee, yanlışım yoksa bakayım bir acaba Hiç mobilde kullandığım ya. yazılım o muydu evet mobilde o yazılımı kullandım ama onun da çalışma mantığı bana biraz farklı geldi yani dediğim gibi çok şey yapmadım ama mobilde sanki yalan yanlış kullandım hatırlıyorum onu sistem nedir kardeşim? Ee, ben 1500X kullanıyorum Ryzen. Ryzen 5 1500X 32 GB RAM. 1050 Ti kullanıyorum. Artık size hesabı yok herhalde. Bilmiyorum içinde kaç tane var. Bu arada 1500 deyince dedim 1500 ekran kartım vardı ya dedim ya. Ha yok yok işte hemen şey yaptım düzelttim. Ee, arkadaşlar Blender zayıf laptopta nasıl kullanırım? 10 tane Linux kullandım. Aynen bu arada Eren ben için sorduğu gibi ne anlamda zayıf abi. Orada planlar hafif program. Biz eski bilgisayarları çalıştırırsak sen rahat rahat çalıştırırsın. Şimdi şöyle yani bir da... şey söyleyeyim. Ee, ben çok eskiden kullandığım laptopta mesela özellikle ticari iş falan yaparken Windows pek kullanmıyordum. Çünkü hani RAM ve bilgisayarın gücü belli olduğu için mesela ağır sahnelerde zaten normalde de yapamıyordum. Hani sistemim iyi değildi. Mesela arkadaş 4 yazmış. Eski 4 GB yazmış. Benim bilgisayarımda laptopun 6 GB RAM'i vardı. Ben neyi kullanıyordum? Ne? şey kullanıyordum. E, Ubuntu vardı o zamanla. Lubuntu o zaman 64 bit miydi? 32 lik miydi? Hatırlamıyorum hani versiyon olarak. Mesela kurduğumda çok az RAM kullanıyordu. 250 ile 300 MB arası bir RAM kullanıyordu ve çoğu işimde rahatça görebiliyordum. Hani Gimp'i kuruyordum, Blender'ın versiyonlarını kuruyordum. Mesela o tarz şeyleri bilmiyorum kullandığımı onlara bakabilirsin ama dediğim gibi yani donanımın da tabi belli bir yaşı var. Hani onu geçtikten sonra zaten ne yapsan da kullanamazsın maalesef. Genel anlamda yani biraz bu adam... Ubuntu değil, Lubuntu. Şöyle çete yazayım. Şey, blender sürümünü düşürebilirsin abi bu arada. Yani güncel sürümleri kullanmak zorunda değilsin. Eski sürümlere bak bir belki kesinlikle kasmayan bir sürüm bulursun diye düşünüyorum o dönemlerde. E çünkü o dönemlerde biz de kullandık o Blender'ı. Çünkü benimkisinde 4 GB RAM vardı evet. Ben hatta bir videom daha şu videoyu e, bir dakika kendi videomdan telif yemem değil mi? <laughs> Bakın ya, o YouTube dediğim işletim abi. sistemi şuydu. Ben mesela burada işte Linux ortamında Windows uygulamaları nasıl çalıştığı diye bir video çekmiştim. Şu işletim sistemini ben bayağı uzun bir süre kullandım. Hatta ben bunu babam gibi kullandığı bilgisayarda kurmuştum. O bilgisayarda masa üstünde babam sadece böyle okey oynamak için kullanıyordu. Ben hiç Linux'un zerresinden anlamayan adama kurdum bunu. Yani, ayarlarını falanla yaptım 2-3 yıl boyunca gayet stabil bir şekilde kullandı ne donma ne kasma işte windows gibi zamanla yavaşlama falan zerre hiçbir şey yaşamadım mesela şöyle bir arayüzü var yani gayet o hani öyle zor bir arayüzü yok tabi şu andaki versiyon nedir nedir bilmiyorum bu bayağı eski bir video 6 yıl önceki haliymiş bu şu anda versiyon nedir ne yaptı bilmiyorum ama genelde bunlar zaten çok arayüzü değişmez diye tahmin ediyorum bu tarz hafif sürümler falan kullanabilirsin. Ama dediğim gibi donanımın zaten gücü bellidir. Ee, fazla da bir şey yapamazsın bir yerden sonra. Selam Üstad. Blender 4 ile başlamak iyi olur mu? Ee, abi Blender 4 daha çıkmadı. Çıkmasını bekleyeceksen de bir şey diyemem. Ama başlamak istiyorsan hiç bekleme. Şu an olduğu şekilde başla yani. Aşkı makinelerinden o kadar çok bekliyorsun. Bunu bir tık bilmiyorum. Blender ben... şu an alfası var değil mi? Ya da betası mı? Evet. Şu anda açıyorum mesela bakın bunu. Alfaydı galiba. Aynen. Ben mesela ağır projeleri falan bir deneyeyim dedim, ben de direkt çöktü bazı noktalarda. Hani bilmiyorum siz çok ağır sahnelerde falan denemeseniz sorun olmaz diye söyleyemedim sorun olmaz diye düşünüyorum. Şu modify kısmı taraftan... falan bana baya bir karşılık geldi. Hani ilk başta biraz değişik geldi. Biz eski sürün alışmışız. Abi şey değil ama şöyle ama yani ölümcül bir farklılık yok. Yok da işte niyet şey oldu yani belli. O anlamda. Aslında bu arada 2.0 kullanan 2.5 kullanan adam da şu an bir şey zorlanmaz arkadaşlar. Yani 2 5'ten başlasanız olur, sorun değil. Bir anda öyle değişik yaptığı zaman ne bileyim at bu tasarım artık yeni tasarım geldi gibi şey yapmıyor. Sadece araç tasarımını iyileştirmeye çalışıyor. Daha kullanıcı olarak da yapmaya çalışıyor. Aynen öyle. Şeyler abi ki bizim insanlar da eski alıştığı için yeniye geçerken zorlanıyorlar. Hani şey değil yoksa biz ufak tefek farklı bir fark ediyoruz artık. Aa bunu niye buraya koymuşlar diyoruz ama şey değil yine aynı yerinde şekli farklı sadece. Yürü ya işte zamanla alışıyorsunuz. Mesela dediğim gibi ben Blender 3 versiyonu çıktığında pardon 2 versiyonu çıktığında ben direkt Blender'ı bırakmayı bile düşündüm. Yani alışamamıştım. Yani bana çok farklı bir yazılım gibi gelmişti. Ha tabi altyapısında baktığım zaman tuş yapıları aynı ama dediğim gibi hani biraz insan yadırgayabiliyor. Hani biz bayağı eski bir kullanıcıyız. Bazı şeyler elimiz alıştığı için mesela ben modifier kısmına geldiğim zaman direkt buradan tak 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 hemen ekliyorum çoğu şey. Ama burada şimdi geldim onun editte ne vardı? Bunu falan. Buna ben mesela hiç bakmamışım bu zamana kadar tamam mı? Generet kısmından hani belli başlı şeylerin ne olduğunu tabii buradakileri biliyoruz ama ha, el ha. alışkanlığı ve göz alışkanlığı var ya bu çok ayrı bir şey. Bir şeyleri hani otomasyona bağlarsın yaparken. O kas hafızana otur. Hani aranız özellikle PUBG tarzında oyun oynayanlar varsa bilirler. Kas hafızası olur. Silahın böyle eğimini ayarlamak için. Bir yerden sonra ekstra bir çaba sarf etmesin hani elini alıştığı için. Ha, bu da böyle bir şey. Ee, o yüzden iyi oluyordu ama işte dediğim gibi bunlara da alışıyoruz. Videolarda kullanırız işte ne bileyim farklı kaynaklarda kullanan kullanan zamanla alışıyorsun zaten. Windows XP'den beri Windows kullanıyorum. Hocam arayüzü e alışmak çok başka bir alışkanlık. Ya evet abi bu arada ben mesela Mac'e geçmiştim. Mac'e çıldırdım. Alıştıktan sonra Mac'te kolay gelmeye başlıyor. Dediğim gibi normal bir tık alışma. Zaten Serdar abinin yaptığı şu an huysuzluk bu. Hani şey değil. Alış evet. ben yaptığım huysuzluk da oldu. Ben iki buçuk şey sürümüne geçince Blender'ı boykot etmiştim uzun bir süre girdiğim her formda kızıyordum bilenlere. Bu nasıl arayüz falan diye. Yani şimdi eski 2.46'ya falan bakıyoruz. Kullanma arayüze bakıyoruz. Serdar abi bir şey diyor. Sen ne yapmışsın diye. <laughs> ya, aynen öyle ya. Alışmak çok ayrı bir sanat bence. Yani ben yapamıyorum mesela hani. Bilmiyorum ben bir türlü alışamadım. Zor geldi bana. Ya şimdi hı hı, benim alınmaz. e, içerik gibi bir derdim olmasaydı ben büyük ihtimal uzun bir süre 2.79'da kalırdım bence. çok değişik bir arayüzü falan vardı hani e, millet şöyle bir şey diyordu 2.79 atıllar ona çok karşılık falan diyorlardı bana da çok sade geliyordu bilmiyorum belki de hani zamanla alıştığımız için Tabii ki olabilir ama Abi genel işte, olarak değişik bir şey mesela 2.5'e geçildiğinde şey demişlerdi Blender arayüzü daha güzel hale geldi falan demişler 2.5'te 2.5'te şu anki arayüzü fark var evet Farklı zaman fark var ama hani şey değil 2.5 e çok mu kötü aslında değil ama gelişmek güzel bir şey ya. Her zaman mesela Principal da şöyle şey yapmışlar. Biraz daha değiştirmişler hani modernize etmişler. Ben bunu dün gördüm daha hani açıp da güncellemeler dediğim gibi yoğunluktan dolayı bakamıyordum. Direkt karşıma bu gelince lan dedim ne oluyoruz? Nereye geldik böyle? Bayağı şaşırdım. Mesela bunu sevmedi Serdar abi. Ben dedim ki abi daha iyi çünkü daha fazla detay gitmiş. Daha çok kontrol edeceğiz. Ama bak buradaki olan şey Serdar abinin sevmediği şey. Hani eski uzunluğunu özlüyor falan yani. Uzunluktan ziyade şöyle bir şey var tamam mı hani benim içeriklerimi falan izleyen Hı zaten bir insan abi. varsa e, şöyle yaparım ben hani detaya girmeden yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalışırım ben hani dediğim gibi çok detay seven bir insan değilim ben öyle çok kafas basan bir insan değilim hani ben işimi yapacaksam bunu en sade ve kolay yoldan en iyi şekilde yapmaya çalışırım benim mantığım budur abi yıllardır hiç değişmez. Gidip de hani bana Virey falan mesela kullanan varsa bilirler. Koronayla ikisini kıyasladığımız zaman Virey'de bir sürü ayar vardı. Koranaya da baktığı zaman çok az ayar sunar ama sana çok güzel sonuç verir. Ben o kafadayım abi. Ben gidip de yani bir sürü ayar girdikten sonra ne uğraşacağım abi o zaman. Ben sevmem abi. abi işte yani bu şey benim başlayan. görüşüm. Ehman abi de bizim olayımız başlıyor. Abi. Biz detay seviyoruz. Hani erişebildiğimiz her detay, kontrol edebildiğimiz her detay bizim için önemli bir şey. Hem optimize etmek için hem de istediğimiz şeyleri daha detaylı yapabilmek için. İşte bak ben buna saygı duyuyorum işte bu adamların hani bu çalışma mantığı budur. Ama dediğim gibi yani benim çalışma mantığımda böyle bir şey yok. Ben sevmem hani dediğim gibi ben detaylı işi şey seven bir insan değilim. Nefret ederim. Blender'da para olabilir. En iyi render motor hangisi? Mehmet abi. Yani Mehmet Ali Filmaz. Filmaz pardon Filmaz nereden geldi özür dilerim. şey i̇şte Blender paralı olmaz abi. Blender çünkü açık kaynaklı hani şey. Eğer paralı olursa yani parasız olan bir versiyon devam edecektir. Hiç meraklanma. Render'ın öyle bir olma şeyinden korkma. En iyi render motoru hangisi? Abi, bu inan ihtiyaca göre çok değişir. Benim için bazen en iyi render motoru anvil Engine yani Lumen oluyor. Bazen Blender oluyor. Ya burada ne kullanmak istediğine göre çok değişebilir. Bizim için şu an yani en iyisi tabii Blender render kullandığımız şey. E çünkü ücretsiz ve kullanımda kolay. de biliyoruz. Bildiğin şey her zaman en iyisidir abi. Yani elinde kullanan şey her zaman en iyisidir. Öyle diyelim. Aynen öyle. Sana bir soru var. Sana bir soru var. Hocam ben Blender ile uğraşıyorum ama şu gerçek daha yapım olayını bütün çözemedim. Ee, daha yapabiliyorum ama gerçek dokuyu tam olarak nasıl yapabiliriz? Yapamıyorum. Ben üniversitede neye davet ediyorlarmış? Şimdi gördüm evet Ali Topçu kardeşimiz yazmış. Ha, okay, anladım. Yani dediğim gibi aslında üniversiteden falan da özellikle İstanbul'daki bazı üniversitelerden falan da teklif geldi de hani benim oraya gitme şansım maalesef yok. Ee, maalesef ana git gel yapma şansım olmadığı için çok öyle yerlere gitme şansım olmuyor. Ya, topluluk karşısında ya. ben topluluk karşısında da bir şey anlatabilecek bir insan da değilim aslında hani ben e, öyle bir şeyim yok yani yapacağımı da pek sanmıyorum hani dediğim gibi burada mesela anlattığım zaman kamera olmadan vesaire yani kendim gibi hani burada aslında bir nevi siz yoksunuz Yani ben kendim bir şeyler anlatıyorum bu şekilde daha rahat ettiğimi düşünüyorum ama gidip de bir topluluk önünde bir şey anlatmak çok ayrı bir yetenek. Ki bende konuşma bozukluğu falan da hat safhada zaten. Hani gidip de şey yapamam yani. Bunu anlatabileceğimi bilmiyorum, düşünemiyorum. Belki ilerleyen kısımlarda, dönemlerde olur ama şu anda öyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Ha, KKR 767 Blender para olmamalı Hem de hiçbir program para olmamalı aslında. Yok abi ya paralı olsun adama ne yiyecek? Bunu geliştirenler nasıl geliştirecek? Tabi canım. Mesela Adobe'nin yazılımları mesela ben Adobe'nin yazılımlarını hastayım. Çok seviyorum. Photoshop işte ne bileyim tekel abi, da ayrı bir soru. Tekel ama şunu da hakkını veriyorlar Kendi abi. olmasınlar. Yani tekel tabi ona bir şey diyemem. Ama adamlar hakkını veriyor mu bence fazlasıyla veriyorlar. Hem fikrim evet. İtirazım yok. Ama işte tekellik de kötü bir şey. Yani işte rakip sadece. çıksın ana hani. çıkmasın diyemem. Ama abi dediğin gibi da Adam da ham da yapıyor veriyor. yiyor. İş yapmıyor ki ee abi yedirmeyecekler mesela şey var bilirsiniz korona render motoru var son yıllarda revaşa geçince hani böyle baya baya bir patlayınca hemen gitti çöktü üstüne aldı ondan sonra kendi içine entegre etti ve sonrasında şöyle bir şey yaptılar koronanın içindeki bazı özellikleri direkt vraya eklediler yani böyle bir şey abi piyasa Mesela bir şey vardı aranızda bilmiyorum bilen var mı Faystorm diye bir render motor vardı ekran kartlı taban ekran kartıyla kullanabiliyordunuz yani işlemciyle render alamıyordunuz. Bunu da kim yapmıştı bir tane adam diye yanlış hatırlamıyorsam 3 için yapılmış bir şeydi bu. bir tane render motor ama hangi satılamıyorum adama direkt telif davası attılar hani sen bizim altyapımızı falan kullandın diye bir süre geliştirmesi dur durmuştu şu anda ne sabah da bilmiyorum. E, bu tarz olabiliyor maalesef engelliye karşıyız. Emir Timur esenlikler. Teşekkürler abi. Teşekkürler Emir. Hoş geldin. 20 TL satsınlar ayıp ya. Mehmet abi zaten adamlar kendi paralarına göre 20 TL'ye satıyorlar ha. Ya Değil zaten şey yok. şeyi söyleyebilirim. Adobe'un yazılımları bence hala uygun den son bildiğim kadarıyla. Yani. Bence de evet. Aylık abone sistem falan da uygun bence. Öyle, aynen Öğrenci aynen. böyle kimliğini şey sorarsa. Bu arada Adobe'da falan abi iki kişi kullanabiliyorsun uygulamayı. Yani iki tane farklı bilgisayar açabiliyorsun iki arkadaş falan gidip ortak birleşebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani Öğrenci yıllarımda yıllar, bak 120 lira baksana. 2 kişi evet. 60 liraya giriyor yani. Netflix Yazılımını da kullanabiliyorsun. Bakın burada şeyler falan var. Evet Bilmiyorum. evet hepsini kullanabiliyorsun. Ha 3 alan aboneliği ayrıydı ama. Bak şurada hani, en azından o şeyler falan kullanabiliyorsunuz. O yazılım için After Effects ne bileyim hepsini. 190 TL falan, falan filan yani. yani. 300 bile olsa hani ben piyasada hani bu işi ciddi anlamda yapan bir insan olsam ki değilim mesela. 300 800, 300 bilmem kaç lira tokmaz abi insan anı. Evet, evet. Ya ben kullandığım zaman direkt almışım abi hiç düşünmeden. Hem çok uygun hem yani ne şeyle uğraşıyorsun, saçma sapan şeyle uğraşmıyorsun. Bana hatta olayım. Sapsız ayrı. O o kısım o yani tridi kısmın aboneli ayrı. Ya benim mesela işim daha çok burada neyle oluyor? Ben mesela sapsız kullanan bir insan değilim. Mesela Premiere falan kullanabiliyorum. Mesela After Effects falan. Geç After da çok kullanmadım ama en azından yani bunlar kullanabilmek adına güzel. Ve şöyle bir şey var mesela Photoshop'un gelen özelliklerini falan özellikle yeni güncellemelerini falan hemen kullanabiliyorsun beta sürecinde. Ee, i̇çinde mesela şey var. Yapay zeka destekli görsel değiştirme algoritması falan var ve mükemmel bence. Onu bile şu anda kullanabiliyorsun. Evet, model seçimi 150 TL civarı bir şey veriyor. Bence gayet uygun ya. Bence aynı fikirdeyiz bu arada ya. Bir şey değil. Arkadaşlar çok da kaçak yolları şey yapmadığını güzelce kullanabilirsiniz. Hem dikkat edin bilgisayarınıza gereksiz tehlikeli şeyler yüklemeyin. Bir şeyler yapacağım diye. Gimp kullanıyorum Photoshop yerine ama hiç ihtiyaç duymadım. Ne Adobe ne de Gimp. Ee, vallahi şöyle söyleyeyim. Gimp ile Photoshop arasında bence dağlar kadar fark var. Hani temel düzeyde işin görebiliyor mu Gimp? Görebilir. Ayrı bir şey ama e, bence Gimp hala Photoshop'un yanına yaklaşabilecek bir seviyede bir şey değil. İçinde, zaten Photoshop şu an gerçekten en tekel abi şey değil. Yani sunduğu özellikler ve şey ayrı bir seviye. Bakın sadece içindeki kamera RAW filtre sistemi bile tek başına kullanmaya bir neden. Hmm. Yani GIMP tarafında tamam. da belki öyle bir şey gelirse tamam dersin ama şey de var. O kullanım, altyapısı, tuşlar falan da bayağı fark ediyor. Ben mesela GIMP'e geçiyordum bazen. Ee, çok eski videolarımda mesela bazen GIMP kullanmaya çalışıyordum hani insanlar daha rahat yapsın diye hani erişebilirlik açısından blender gibi ücretsiz olsun diye abi yok ben yapamıyordum elim alışamadı bir türlü yine Photoshop kısmına geri döndüm mesela ben Photoshop ihtiyacım varsa yani şey kullanamadığım zamanlarda atıyorum diyelim ki lisansım yok photopea.com diye bir şey var basit iş yapıyorsam her türlü işimi görüyor burası arkadaşlar evet evet o da çok güzel ücretsiz online'da Photoshop arayüzünü tıpatıp aynısı düşünebilirsiniz abi mükemmel her özelliği yok ama çoğu özelliği var temel düzeyde birçok işini yapabiliyorsun mesela. Ben bunu Aynen, mesela çok şeyde bir çok, kullanıyorum. Hani e, evimden uzak bir yerdeysem işte Photoshop'ta bir şey düzenlemem gerekiyorsa, gerekiyorsa, temel düzeyde direkt buradan hemen yapıyorum. %100 Üçte katılıyorum. Iş. Aynen öyle modelse. Kamera var. soru var abi sana da. Neymiş? O bir sürü var. Hangisi? Boş muhabbet. Boş, boş sana. muhabbet. Aynen. Oradan açmış bir de altına var sızdım ismin de bayağı bir değişikmiş. 3 değişine başladığınız dönemde para kazanmaya başladığınız dönem arasına ne kadardı, süre ne kadardı? Geçiminizi YouTube üzerinden mi yoksa bir şirket üzerinden mi çalışarak sağlıyorsunuz? Özellikle ise öğrenmek isterim. Tabii şöyle hemen bahsedeyim. Tab ee, tabii benim modellemeye başlamam aslında çok eski diyebilirim. Hani 2014 diyorum ama bunun arka tarafında da 2009'a falan da dayanıyor. Hani tam anlamıyla tamam ben bunu hani en azından ufak da olsa yapayım dediğim dönem 2014. Üniversite zamanında yalan yanlış bir şekilde bunu çok anlattım. Hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Ee, Hocamızın verdiği bir tane maket ödevini ben 3D Max'de pardon SketchUp tarafında tasarlamaya başladım falan derken öyle başladım. Üniversite bittikten sonra herhalde bir 6-7 ay sonra bir tane dış cephe ürünü yapan farklı bir firmaydı bahsettim onların mesela şey yaptılar benimle iletişime falan geçtiler benim bir arkadaşım vasıtasıyla ben bunlara gittim özel ders verdim o zamanlar mesela işte dış cephe kaplamasını binaya nasıl yapabilirsin vesaire gibi bunların işte dersini falan yapmıştım o dönem için ne kadar para almıştım hatta onu da söyleyeyim sene 2014 müydü 14 öyle 15 olması lazım 15'in sonları falandı galiba tam net hatırlamıyorum ama 2015 2014'te başladım 2015'te Dediğim gibi böyle bir firmaya böyle bir firmaya gittim. Özel ders verdim. O zaman parasıyla 1700 TL anlaşmıştım ve o zaman parasıyla göre de çok iyi bir paraydı. Ondan sonra onlara ders verdim. Ondan sonra adam yapamadı, edemedi falan derken bir süre hatta onların dış cephe tasarım yine ben yaptım. Çünkü ders verdim adamın şey yoktu. Hani, bilgisayara bir yetisi ve yeteneği yoktu. Adam yine de bir şekilde öğrenmek istedi. Anlattım yine ben dışarıdan destek sağladım ama adam yapmak istemedi dedik hani ben uğraşmak istemiyorum yine ücreti mukabilinde sen yap dedim ben de tamam dedim o dönem yine parasıyla yapmıştım bir dönem öyle yaptım 2016 senesine doğru 2016'nın sonlarına doğru o firmayla tabi iş anlaşması var bıraktım yapmadım yine başka bir arkadaşım vasıtasıyla üniversiteden ve liseden bir arkadaşımla yine bir farklı bir firmayla beni yönlendirdi gittim oraya Oraya girdim mesela. Orada ben aslında muhasebeci olarak girdim. Orada sonrasında muhasebenin bana çok uygun olmadığını anladım. Üretim kısmına geçtim. Ve o firmada 6 yıl boyunca çalıştım. Ve bundan 2 yıl önce de oradan ayrıldım. Şu anda freelancer olarak kendi başıma yapıyorum. YouTube kısmına da geleyim. Ben YouTube'dan bir gelir elde etmiyorum gibi bir şey neredeyse. Çünkü ettiğim geliri bazen çekiyorum bazen çekemiyorum. Bu şey olaylarından dolayı. Hmm, vergi olaylarından dolayı vergi şeyine giriyorum bazen oradan çekiyorum. Hani yasal bir şekilde ondan sonra çıkıyorum. Hani benim YouTube'dan kazancımı da söyleyeyim hiç şey yapmam gizlemem de can çatlasın yıl, hani aylık 1000 lira ile 900 TL arasında değişir. Yani öyle çok über seviyede YouTube'dan bir şey kazanmıyorum maalesef. Ee, bu şekilde çalışıyorum. Sen istiyorsan cevapla Mustafa. Ben de anlatayım abi. Anlat benim paramı herhalde Blender'da 2012 yılında mı kazanmıştım neydi? Bir oyun için model yaptım ama hatırlamıyorum ya. Böyle bir gruplarda istemişlerdi birisi. İlk paramı o zaman kazanmıştım. Daha sonra tabii böyle çok bir şey olmadı. O zamanlar ne bileyim falanlarda böyle işte oyun yapan ekiplere falan destek vermeye çalışıyordum. Oyunu yapmaya çalışıyorduk. O şekilde uğraşmıştım. Sonra 2015 yılı içerisinde böyle Serdar abi gibi işte dış cephe kaplama falan bir işi gelmişti. Daha doğrusu İstanbul'daydım ben o sıralar. Öğrencilik hayatım. İşte ev sahibimizin oğlunun böyle inşaat işleri falan varmış. Ona yardım etmemi istemişti bu şey, şeylerde. Böyle başlamıştı. Arşivimi çıkartıyordum. Okul masraflarımı falan çıkartıyordum. Güzel oluyordu. 2016-2017 yıllarında bir yani oyun sektörüne başladım. İstanbul'da birkaç oyun şirketine falan çalışmaya başladım. Daha sonra kendi girişimimiz oldu. Ee, Başlar Üniversitesi'yle falan anlaştığımız bir iş anlaşması içerisine girdik. Oyun sektöründe. Yani işte oyundur, sanal gerçeklik işleridir falan. Orada bir uzun süre çalıştım. Daha sonra o işleri bıraktım biraz. Ara verdim. Yani ben mühendisim vardı. Sonra mühendislik devam ettim bir süre. Mezun olduktan sonra. Ama ona çok zevk alamadım. Tat alamadım. Blender'ın tadı ayrıydı. Gel, e, ara verirken sonra da tekrar çalışmaya döndüm. Ben yani bir tek alanımı değiştirdim Blender'da. Fotogrametri alan denen bir alan var. Yani fotoğraf üzerine tarama yöntemiyle model oluşturma. O alana ilgi sardım. Ee, en son bir yurt dışı firmasına çalışıyordum. Oradan işten ayrıldım. Şu an freelancer daha doğrusu kendi projemi yapmaya çalışıyorum. Evet genel olarak bu şekilde bir tecrübemiz olduğu zamanda. Bu bana yani, evet ilk bağlantılı kontak çok önemli arkadaşlar Aynen, gerçekten. De. Evet. Ya ben şuna da inanan bir insanım. Hani piyasaya bir iş yaptığınız zaman bunu hiçbir şekilde baştan sağma yapmayın. O zamanki ve bulunduğunuz dönemdeki en iyi bilginizle yapın. Hani ben direkt bu işi yapayım, elimden çıkartayım demeyin. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu sizin karşınıza geliyor ve piyasaya da güzel bir imaj bırakmak istiyorsanız yaptığınız her işi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Onda Serdar abiye katılıyorum. Yani modelimi yeni başlattı arkadaşlar. Bak şey yapmayın ya para kazanacağım diye. Aslında maalesef, hobi, hani eğitimini alabilirsiniz. Daha iyi olur kesinlikle. Güzel bir eğitim varsa. Ama bu bizim gibi öğreniyorsanız ki bütün bizim gibi öğreniyorsunuz. Yani internet ortamında araştırarak ederek. Bu bir hobiye dönüşüyor ne yazık ki. Bizim hobimiz. Hala da hobimiz ya. O yüzden pek zaten buradan para kazanmıyoruz şu an. Evet abi Maalesef öyle ya. Hani dediğim gibi bu iş para odaklı, direkt para odaklı yapılacak bir iş değil maalesef. Hani ben bunu çoğu, ülke, çoğu insan anlatamıyorum veya anlattığım zaman insanlar bazen bunu farklı anlay anlayabiliyorlar. Hani bu günlerce bilgisayarın başında oturup iş yapabileceğim bir iş ve hani mentalit olarak bayağı yorucu bir iş. Şu andan hani yeniler, yeni arkadaşlar bunu anlamıyorlar. Direkt hani ben para kazanayım, param olsun, şunu yapayım, bunu yapayım olayın oldukları için ne, dedim, ne demek istediklerimizi çok anlamıyorlar hani öğretmenler hani ilkokuldayken derlerdi ya hani böyle siz benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz işte ders çalışmıyorsunuz falan. Okul bittikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız falan derler ya hani bu biraz ona dönüyor aslında. Ee hani tecrübeli insanlar ne dediklerini bazen maalesef şey yapmıyoruz hani istemiyorum hani anlamak mı istemiyoruz diyeyim yoksa işimize mi gelmiyor artık adını siz koyun ona ben bir şey diyemem. Böyle şeyler başımıza geliyor ama dediğim gibi bu işi hiçbir zaman paradaklı yapmayın. Hani Para odaklı yaptığın zaman bu iş çekilmez. Yani mentalit olarak bir yerden sonra gitmiyor arkadaşlar, kafa yapısı olarak. Mesela ben hala bu işi ciddi anlamda iş olarak gören bir insan değilim. Hala hoşuma giden zevk aldığım bir şey olarak yapıyorum. Yani yıllar geçmiş. Ben de abi. Yıllar geçmiş ben ana kaç sene gitmiş bilmiyorum bile. Saymayı bıraktığım gibi bir şey neredeyse. Hani zevk aldığım için cidden yapıyorum ben. Yani ben bunun başına otursam iki gün bile kalkmadan yapsam lan ben niye kalkmıyorum demem mesela. Yani zevk alıyorum hoşuma gidiyor. Ya yani bir insan sırf para odaklı bu işi yapamaz abi. Yapmamalı bence. Bu diğer meslekler için de geçerli aslında ama tabi bulunduğumuz konumda ülkenin durumu gereği hani insanlar artık yaptığı sevdiği iş yapmaktan ziyade para odaklı iş yapmaya döndü ki maalesef hani bu iyi bir şey değil aslında ama yani. Ya bilemiyorum abi yani. Ne olacak? Bir yazmış söylemiyor. ki yapay zeka sektörünün içinden geçecek. Abi Yapay zeka sektörünün içinden geçmeyecek. Yapay zeka sektörü hızlandıracak. Nasıl ki Photoshop çıktığında hızlandırdıysa ne bileyim AutoCAD çıktığında hızlandırdıysa bir Şöyle araçtır. güzel bir örnek vereyim. Bakın ben e, meslek lisesi mezunu bir insanım. Ben zamanında elle çizim de yaptım. Bu mimari projeler var ya. Ben onlar zamanında elle de çizdim. Sonrasında bilgisayar ortamında da çizdim. Şimdi örnek veriyorum. Yapay zekayı otoket olarak algılayayım ben. Ki hakikaten öyleydi bizim için o dönem için. Ben 2009'da falan okudum liseyi. O yıllardan bahsediyorum. Biz elle çizimin mantığını, mantığını kavramak için elle çizime başladık. Ve elle çizim o kadar zor bir şey ki aranızda meslek lisesinde okuyan var mı veya bunu cidden yapan var mı bilmiyorum. Zor bir şey. Cidden zor bir şey. Hani sektörde var ya kafa yersin. Yani. Tabi Allah'tan böyle bir şey yok da kalktı gitti zamanında. Şimdi AutoCAD çıktı diye e, proje çizenler işsiz mi kaldı? Kalmadı. Ne oldu? Daha da fazla iş yapmaya başladılar. Neden? Çünkü AutoCAD işleri hızlandırdı. Ha buradaki olay neye döndü arkadaşlar? Bir şirket varsa işte bir şirkette bir işi 10 kişi mi yapıyor? Yapay zeka ile belki bu çalışan sayısı belki azalacak ama yapılan iş daha da artacak. Hani burada yapay zeka işte çıktı bizim işimizi alacak falan yok abi öyle bir şey. Bir şirket düşünün orada bir patron var ve sizden bir iş bekliyor. Bu işi bugün Blender'la yapıyorsan yarın yapay zeka ile yapacaksın. Ama bizi insanlara yemin ediyorum her canlı yayında bunu anlatmaktan artık bıktım. Gına geldi. Sırf bunun için herhalde bir video falan mı çekelim? Ne yapalım bilmiyorum. Bak olay şey geldi. Aynen şimdi bak Eren'de yazdı. Işte, Otokit öğrenmeleri işsiz kaldı. Asıl bu yapay zeka için geçerli. Evet aynı fikirdeyiz. Aynen. aynen Ekstra dediğin gibi. Sen de diyorsun ki hızlandığı için neden yani 10 mimar var yani 2 mimar ışıyacak sayıda. Hayır kardeşim. bakıyorsan o diyor. yer hızlandığı için daha da çok iş gelecek. Daha çok iş yapabilecekler. Mimar sayısının aynı kalacaktır. Mesela önemli değil. Mesela buradaki ne gelişip gelişmemek önemli. Çünkü şey, işler hızlanırsa daha çok iş gelecek. Yani öyle düşünün. Biz önceden renderler için 40 saat, 30 saat falan bekliyorduk ya. 50 saat falan bekliyordum ben render için. Evet. Şimdi şu an yeni mezunlu mimar asgari Hocam bunun sebebi sektördeki teknolojik gelişmeler değil. Bunun sebebi bizim ülkedeki eğitim sistemi. Sen bir mesleğe, herhangi bir mesleğe gereğinden fazla üniversite bölümü açarsan orada çok fazla mezun verirsin. Ve çok fazla mezun olduğu zaman da bu sorunları yaşarsın. Mühendisler de şu an böyle. Yani adam matematik çözmeden, matematik bilmeden, fizik bilmeden mühendisliğe geliyor. Mezun oluyor. Ya oluyor bir de mezun. Kötü yanı da ne yazık ki bunların. Ondan sonra yığımı oluyor. Herkes bilgisayar mühendisi geziyor şu an. Herkes elektrik el el mühendisliği geziyor ondan sonra. E ne oluyor? Çalışan sayısı fazla. O yüzden maaşlar bu şekilde düşüyor. Bunun sebebi yapay zeka teknolojiyle alakalı değil katılıyorum. bana sanırım para kazanmaya başlayıp bunu iş haline getiren zevk kalmıyor için. Evet hocam bu ne yazık ki öyle vardı. Hobilerinden para kazanmak. Ara ara kazanmak farklı bir şey. Hobisel yani hobi gibi. Benim bulunduğum konum o şu anda. ben ara ara para kazanan bir insan olduğum için kafam rahat en azından. <laughs> Aynen. Emirtim bu konuğumuz, konuğumuz ki, kimdi? Abi konuğumuz daha gelemedi ne yazık ki. Hoş geldin. Eğer Haber gelirse bekliyoruz kendisi. Kendisi biraz yaşlı olduğu için Almanya'dan işten eve geç gidiyormuş biraz. Yorulurum falan dedi bilmiyoruz. Ben mesela hocamın şöyle bir lafı vardı bakın lisede okurken. E, metraj dersi işliyoruz arkadaşlar. Hiç unutmam bak üzerinden yıllar geçmiş 2010'daki bir olaydan bahsediyorum. Bak, üzerinden yıllar geçmiş hala unutmam. Bizim hocamız vardı Hamdi hocamız kulağı açınlasın. şöyle bir şey demişti bize arkadaşlar okuyun oğlum diyordu bakın diyordu buraya geliyorsunuz çabalıyorsunuz ediyorsunuz okuyun diyordu bize. Okuyun ki diyordu inşaatta çalışırken diyordu o hani e, üzeri tozlu kirli olan insanlardan değil de diyor hani böyle üstünde takım elbiseyle gezen yani o inşaat mühendisi mimar tayfasından olun gibisinden söylüyordu bize. Hani biz de diyorduk ki hocam gerçi biz demedik bizim bir arkadaş söylemişti hocam diyordu işte biz okursak falan işte bu işleri kim yapacak diyordu. Hani inşaat işlerini falan. Oğlum diyor siz okuyun diyordu illa ki okumayan adam çıkar falan diyordu. Hani biraz öyle hani bulunuz konumda imkanınız e, ne el veriyorsa kendinizi geliştirin abi. Hani bu devirde artık bilgi gelişmek o kadar çok kolay ki birçok şeyde bilgiyi bulabiliyorsunuz yani eskisi gibi değil. Şu anda AI ile ilgili bir gelişme çıktığı zaman bunun hemen Türkçe içerikleri çıkabiliyor bir şeyler çıkabiliyor. Bunlar yapılabiliyor. Dediğim gibi yani bulunduğunuz konumda imkanınız ve gücünüz neye yetiyorsa o alanda kendinizi geliştirin ki rakipleriniz varsa bile onlardan farkınız olsun. Bak hemen demiş ki şimdi yani arkadaşlar banyo seramik ustası bulamadım geçen bir ay yaradım. Abi yine aynı soruna geliyoruz. Eğitimden dolayı olan bir şey. Burada çok üniversite açarsan zaten Aynen öyle. yılda kaç... Yani yılda ürün oranımız yüzde kaç? Atıyorum Türkiye'nin yüzde kaç milyonu şu an? Say diyelim ki bir buçuk milyon tekabül etsin. E sen üniversiteye giren kişi sayın zaten 1.5-2 milyon. Adam üniversiteye girdiği sırada. Ya herkes bir şey olacağım diye çıkıyor. Ne bileyim birisi işte ben muhasebeci olacağım diyor. Birisi ben işletmeci olacağım diyor. Hatırlatın işletmeci enflasyonun sorunu yaşamıştık. Şu an bizim ülkede öğrenci enflasyonu sorunu var abi ne yazık ki. Adam üniversiteye gideceğim diye, o şey yaşayacağım diye herhangi bir meslek öğrenemiyor. Zaten meslek eğitimi şu an ne yazık ki yok. Çok kötü. Bu sorun bundan kaynaklı. Bunun herhangi bir eğer ya da herhangi başka bir şeyden kaynaklı değil. Ne yazık ki kötü bir eğitim yönetimimiz var. Aman kayıtlı yaşanan bir sorun yaşıyoruz. Yapay zeka işleri hızlanmadan öteye gider mi emin değilim. Yapay zekanın işinden iyi olacak ama kimseyi koltuğun sanmıyorum. Abi ileri gider bence. Neden gitmesin? Oraya olacağını sanmıyorum ben. Herhangi kısım olacağını. Ha dediğim gibi ne zaman gider, ne kadar süre gider ondan emin değilim. Ama bununla ilgili Ali Nesin'in güzel bir şeyi vardı. Sezgisellik denen durum vardı. Yani yapay zeka şu an sezgisellik olmadığı için bilim üretme konusunda ne yazık ki bizler kadar başarılı olamıyor biz çünkü bilimi sezgiyle ürettik. Yani Newton'un o elmayı düştüğünü bir sezgiyle anladı. O, bu elma tabii metafor orada gerçekten. Bir elma düştüğünü görmemişti ama o düşüşü sezgiyle hissetti. Gördü onu. Ee, ve tabii matematik de böyle matematik sezgisel bir şeydir. Yalnızca hesaplardan formülüne ulaşan bir şey değildir. Sezgi şu an yapay zekanın içerisinde yok ve gelmeyecek de diyor genelde bilim insanları. O yüzden yapay zekanın evet, belli bir yerden sonra bizim gibi olamayacağını ben de düşünüyorum. Ama bazı alanlarda kesinlikle bizden çok daha iyi olacaklar. Kesinlikle şu an oldular bile. İşte yapmaz mı? Maaş düşer. Abi maaş seviyesinin düşmesinin sebebi aynı şeye getiriyoruz. Bir yerde kaç tane elma var, bir yerde kaç tane o elmadan isteyen insan var. Ya yani çok basit bir sistem bu yani. Elma çok, isteyen sayısı çok. Tamam öyle düşün. Elma çok, isteyen sayısı az, elmanın fiyatı düşer. Elma az, isteyen sayısı çok fazla, o zaman elmanın fiyatı yükselir abi bununla alakalı bir şey. Ben şunu da söyleyeyim. Bir iş yapıyorsanız o işe bel bağlamayın. Sürekli bir ek iş yapın <laughs> maalesef. Hani tek bir işte kendinizi evet. geliştirmeyin arkadaşlar. Çünkü bakın ben özellikle bulunduğumuz bu dönemde benim mesleğim şu lafına ben artık inanmıyorum. Hani artık öyle bir pozisyondayız ki arkadaşlar sürekli insanlar farklı işler yapabiliyor. Eski dönemdeki gibi hani mesleğim şu deme gibi bir şansımız bence yok ya. Bugün bu iş yapan yarın başka işi yapıyor ama... Hani bir iş yapıyorsanız da farklı bir işi mutlaka elinizin altında bulundurun. Hani o işte kendinizi falan bir geliştirin. Yoksa ilerleyen süreçlerde sorunlar olabiliyor. <laughs> 20.000 TL alıyor. Anladım. Bak ama abi zaten buna aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz. Yani maaş tabii ki düşük. Bunun sebebinin her şey yani sebebi bunun sebebi şey değil ki. Geçen teknoloji alakalı bir şey değil bu maaşın düşme sebebi. Bu arada Serdar şeylerine katılıyorum. Birçok konuda gerçekten çok yönlü olmaya çalışın. Öncelikle arkadaşlar dil öğrenin. Her ne kadar çeviriler gelişse de, her ne kadar yapay zeka gelişse de siz dilinizi öğrenmeye bakın. Çok yönlü olmak için çok dil bilmek ne yazık ki şart. Yani mesela kaçınmayın. ben pişman oldum yani adam akıllı İngilizceyi öğrenmedi. Yani en azından cümleleri yarım yamalak olsa da anlıyorum ama hani konuşma şeyi yok bende. Yani ama keşke zamanında öğrenseymişim ama hani benim okuduğum okullar gereğince öğrenme şansım zaten yoktu ama Keşke kendi başıma öğrenseydim dedim yani. Ama dediğim gibi bu işlerde bir şey yapmak istiyorsanız İngilizcenizi, İngilizcenizi mutlaka geliştirin. Aynen. Mimarlar teknisyene dönüşecek. Vallahi olabilir aslında. Hani ben çok mimar tanıyorum. Adamlar hani ofiste mimar çalışma olayı falan yok ya. Adamlar sürekli bir yerlerde şantiyede mantiyede kalkanı vararsın. Oralarda gezen vararsın. Ustalarla neredeyse böyle çalışabilecek pozisyona geliyorlar şu. Yani o an mimarlık mühendislik de o ama ya. Herkesin orada işte bizde diyorum yanlış öğretiliyor ne yani yazık ki. Hı hı. Hani işin içine girmeyenler falan yani. bazen şey yapabiliyorlar. Hani mimarlıkla işte mühendisliğin farkları falan da bayağı var. Hani bazen insanlar şey yapabiliyor. Hani sürekli bunlar masa hani başarılı. Şey espris. Evet buyur. Şey espris var ya bir okumasan seni sanayiye veririm. Makine evet. mühendisi oldum okudum yine sanayideyim. Aynen öyle. Yani durum onunla alakalı bir şey. Ya benim mesela bir arkadaşım vardı. Yani lisede okudum. Bu adam mesela şey okumuştan hiç alakası bile yokken gitti. Iyi, ahşap bölümünü seçmişti. Adam mesela biz üniversite okuduk. Adam hiç üniversiteyi bile okumadı. Liseyi bitirdikten sonra staj yaptığı yerde gitti. Orada devam etti liseden sonra. Adam orada iş öğrendi. Şu anda kendine dükkan açtı. Allah daha da versin. Çok da iyi kazanıyor mesela. Adam sanayide çalışıyor. Kendi dükkanı var. Kafası var. Bak Boğacak'ın şu an kaçırlık notlar yeni yine şey tartışıyoruz da. Bir arkadaşım Sabri Paşa Yiğit Art'ta çalışıyor. Art şef büyük ihtimal şey dedi. Çok taşatlı bir ofis. Pardon özür e, dilerim. para 22 bin lira. Abi bak bunun hala teknolojiye bir alakası yok. Onu demeye çalışıyorum. Bunun yapay zeka ile bir alakası yok. Bunun sorunu çok fazla mimar olmasından dolayı. Adam rahat. O mimar işinden çıksa başka mimar o fiyata bulacağından çok emin. Aynen öyle. Bu dediğim gibi yani bir yerde aynı şey diyorum. Elma sayısı ne kadar? İsteyen sayısı ne kadar? İsteyen sayısı bir kişi, elma sayısı 100 tane. Anlatabildim yani? Bunun bir önemi yok. Adam elmalarını hepsini alır alır yere atar. Bununla alakalı bir şey. Bunun ne yazık ki teknolojiyle, yapay zeka bir alakası yok. Yani, otoketler çok hızlandı, şunlar çok oldu falan gibi bir şeyle alakası yok bu durumun. Bu durumun ne yazık ki bizde gereksiz bir... Hı, öğrenci enflasyonundan dolayı kanaklanan hani, sorun. Ya Her bunu... konuda çok fazla öğrenci enflasyonumuz var. Mesela bu tıpta az. Da... Tıpta öğrenci enflasyonumuz yok. Onun ile tam tersi var. Ne yapıyoruz? Tıp doktorlarına hadi gidin falan yapıyoruz böyle bizim ülkeden. Gidiyorlar. Sonra bulamıyoruz şey. Buyurun. Yani bunun böyle maalesef hanım. Ee, şöyle bir şey var. Sonuçta elmas niye değerli? Çok bulunamadığından dolayı. Yani bir sektörde bir iş yapıyorsanız, rakiplerinizin önüne geçebilmen için ben bunu her zaman diyorum ki yine diyeceğim. Ee, bir iş mülakatına gittiğin zaman adamlar ortada tabii şey yoksa bir, e, bir dayı amca faktörü falan yoksa diyeyim. İnsanlar sizin bilginize ve kullandığınız hani yazılımlara bakalı. Hani dediğim gibi rakiplerinizin önüne geçmeniz gerekiyor. Ve öğrenci sayısı fazla ve arkanızdan sürekli yeni mezunlar falan geliyor. Ya yani bir şekilde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben mesela işim gereği forumlarda veya işte ne bileyim şeyde takılıyorum. Facebook gruplarında falan. Böyle insanları falan bazen takip ediyor. Mustafa bir tane geçen kadın gördüm. Abi işte öyle yani sektörde yine yeni mezunlardan ama yine hani belli bir yerlerde çalışmış. Yani, belli bir birikim var. Adam, pardon adam diyorum. Kadın bir yazılım yazmış abi. Ben hayatımda duymadığım yazılımı kullanabiliyor yani. Baya bir şey yazmış. Yani böyle bir insan ne diyorum lan arkadaş böyle bir insan nasıl işsiz kalabiliyor? Yani bazen insan şaşırabiliyor. Burada da ne faktörü var arkadaşlar? Çevre faktör var. Bir şekilde hani e, sektörde bir yer edinmek istiyorsanız çevre de yapmanız gerekiyor. Yani ben sadece bilgiliyim. Ben bilgimle bir şey yapmak istiyorum dediğiniz zaman o olmuyor bir şekilde çevre yapman gerekiyor ve kendine bir işte ne bileyim bir ortam yap yapman gerekiyor. Ya ortamın yoksa maalesef bu e, alanda sektörde tutunman çok zor. Çevre çok konuda hem fikrim. Ya dediğim Neyi gibi. Mehmet beni kimse takmıyor. O bir ee, ben mesela dediğim gibi hani 6 yıl çalıştığım yerde olsun diğer yerlerinde olsun beni arkadaşlarım önerdi mesela. Benim bilgimi bildikleri için beni rahatça önerebildiler. Ve ben de hiçbir şekilde kimseye mahcup etmedim ve girdiğim yerde 6 yıl boyunca çalıştım ve daha öncesinde farklı yerlere de iş yaptım. Hani dediğim gibi bilginiz iyi ise bir şekilde kendinizi pazarlamanız gerekiyor. Hani bilginin aslında şöyle bir şey var. Ee, şöyle kaba bir örnek versem daha olur herhalde. İsim vermeyeceğim. Tamam isim vermeyeceğim. Bak şimdi. Bir tane abimiz var. Sürekli göbeğini sallıyor. Tamam mı? İnternette illaki denk gelmişsinizdir. Ve bu adamın eminim ki kazandığı parayı buradaki 4-5 kişi toplansak kazanamayız. Şimdi bu adamın ne yeteneği var da bu parayı kazanıyor? En basit örnek söylüyorum bakın çok basit ve sade bir örnek. Bu adam mesela reklamını çok iyi yapabildiği için tamam mı? Hani ortada bir yetenek falan da yok hani. Bak burada adam kendini çok iyi pazarlayabiliyor. Mesele buna dönüyor. Bir iş yapıyorsanız kendinizi iyi bir pazarlamanız gerekiyor. Yani kendini pazarlayamıyorsa maalesef ne kadar yeteneğin olsa da o yetenek iş yapmıyor. O yüzden kendini, he bak arkadaş <laughs> müziğini bile yazmış yani. O yüzden hani yaptığınız işte kendi reklamınızı yapmanız gerekiyor. Mesela benim önüme son zamanlarda özellikle Instagram'da sürekli blender reklamları falan geliyor işte. Eğitim. Abi lan bana çıkma bari yani, tamam mı? Sırf bu yüzden artık Instagram kapatma noktasına geldim. Yani bir şekilde insanlar kendi kontentini işte ne bileyim çevresinde oluşturabilmek için sürekli reklamlar yapıyorlar, bir şeyler yapıyor. Bu iyi bir şey aslında ama dedim ki hani biz sektörün içinde olduğumuz için bana artık bıkkınlık geliyor bu reklamları görmek. Ee, ama dediğim gibi mesela en ufak bir örnek vereyim. Bundan uzun bir süre önce yine bir tane yaptığım işi Facebook'ta bir tane normal 3D modelleme grubu paylaştım. Oradan ben iş almıştım mesela. Adam sırf bir tane renderim beğendi diye. Ya, o yüzden bir şekilde reklamınızı yapmanız gerekiyor. Ben hani onu iş alayım falan diye paylaşan bir insanla değilim. Sadece böyle reklam oldum. Reklam olmasından da ziyade nasıl anlatayım? Hani hoşuma gittiği için hani, sonucu bayağı hoşuma gitti diye paylaştım. Oradan bana iş geldi. Yani böyle şeyler yapmanız gerekiyor. Hani bir şekilde reklamınızın yapılması gerekiyor. Mesela bak bakın önemli şu. abi. Sen de hem fikrim. Son bir örnek vereceğim. Mesela bakın şöyle örnek vereyim. Benim YouTube'da bir kanalım var. Şu andan siz de burada bu videoyu izliyorsunuz. Bu bile benim reklamım aslında. Yani bu bile en basitinde çok büyük bir reklam. Ben kendi adımı tamam mı Google'a yazdığım zaman benim adım bir şekilde çıkıyor. Yani adama diyebilirim yani şöyle bir şey diyebilirim. Bakın ben böyle bir insana bana adım direkt Google'a yazdığın zaman çıkabiliyor. Hani benim kanalım var falan gibisinden. O yüzden bir şekilde mesela YouTube'da bir kanal açın veya ne bileyim farklı sosyal medyalarda kendi yaptığınız işleri paylaşın. Yani bir şekilde rakiplerinizden farklı bir şey yapın yani. Ben mesela Blender ile ilgili içerik üretiyorum. Özellikle hani Blender ilgili. Yani kendime göre YouTube'da rakiplerim var mı? Var. Hani ben gidip de bunlar demiyorum ki ne yapıyorlar ben de aynısını yapayım vesaire demiyorum. Ben bunlardan farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ha tabii ortada şöyle bir şey algı olmasın. Ben bunlar rakip oluyor, rakip görüyorum falan gibisine. Hepsine saygım sonsuz ki zaten Discord sunucumda onların videolarını bile paylaşıyorum yani. Adamların hani abonesi azsa onlara da abone gitsin gibisine ee, dediğim gibi yani yaptığınız işte bir şekilde reklamınızı yapmanız gerekiyor maalesef. Yoksa ne kadar yeteneğiniz olsa da olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Ha, o yüzden Bojan artık Bojack o biraz artık kişinin yeteneğine kalmış bir şey. An hani, tamam hani, burada belki 100 kişiden 10 kişi kendini pazarlayabilir ama işte buradaki amaç da bu zaten tamam mı? Hani, bu 10 kişi ön plana çıkacak maalesef. Hani bulunduğumuz şartlarda keşke 100 mezunun 100 de işe girebilse. Ama maalesef bu artık pek mümkün olmuyor. An hani, dediğim gibi kendini ön plana bir şekilde atman gerekiyor. Bu piyasanın gerçekten acı bir tecrübesi bunu piyasaya atıldıktan sonra çok net bir şekilde göreceksiniz. Aranızda da piyasaya atılmayan arkadaşları varsa onlara söyleyeyim. Yani çok acı şeyler yaşayabiliyorsunuz ama bunların hepsi bir tecrübe. Dediğim gibi yaptığınız işi bir şekilde ön plana çıkartmanız gerekiyor. Bir hmm, yorumlar kalmıştı. Onları okuyalım. Tamam. Yurt dışında çalışıyorum ben. Öyle aman aman bir para kazandım söylemez. Ama döviz kazandığım için sektördeki diğer insanlara kıyasla rahattım. Ya bu arada evet abi bu konuda ben de olmuştum yurt dışında çalıştığım zamanlarda. Dediğim gibi çok mu para kazanıyorduk? Hayır. Ama adamın verdiği para Türkiye için çok iyi para olduğu için komik rakamlarla herkese göre rahat ediyorduk. Evet. Tümür, kimse beni takmıyor ama bu tüm bu sorunlar çözümü hizmet ilerliyor. Abi yok seni takmıyorum ne olacak canım? Estağfurullah o oh, hararetli bir şey o sırada o yüzden şeyden kaçırıyoruzdur. Ya da gömemişizdir. Abi yani ihracat yapabiliyorsan tabii ki hiç önemli değil ne yaptığını ya. Burada yani hiç önemli değil. Ahmet Emir Uçak. Hocam gönüllü bir proje tutacağına inanıyoruz veya hisse paylaşım yapılacak oyun tutarsa o da işi ilan açıp çalışan toplum bakın ne düşünüyorsunuz? Ben gıcık oluyorum bu arada abi. Bu 2015 yıllarından bu yana, 2012 yıllarından bu yana var. Adı o yıllarda ne hissediyorum önceden? Yeni yeni başlayan bir de ya bu. Türkiye oyun gelişimi olsun, şey olsun. Ama şu dönemde hala ya ne yazık ki kardeşim para vermediğin hiç kimseyi çalıştırmamalısın. Ya kendi arkadaşlarından yapabilirsin bunu. Hadi gidin arkadaşlar rahat rahat yandan bir şey yapalım gibi. Şöyle ben güzel bir örnek veriyorum bakın. Benim elimin altında bir topluluk var mı var. Hani YouTube olsun, Discord olsun, birçok platformdan bir topluluğum var. Ben kendim oyun geliştiriyorum tamam mı? İki boyutlu. Hani kimseye verecek bir param falan da yok maalesef. Hani isterdi gibi bir ekibim olsun bir şeyler yapayım ama yok. Hani e, hani desem ki arkadaşlar bakın böyle bir proje yapıyorum. Hani gönül yapmak isteyen varsa hani gelsin. Bundan bir kazancı olursa pay ederiz, bir şey yaparız. Ya yani eminim bunu desem gelen insanlar olur ama hani ben bunu kendime yediremem yani. Hani tamam hani İnsanlara sonucunda bir şeyin kazanabileceğimi kesin olmadığı bir şeyi asla vaadini veremem mesela. Hani dediğim gibi o tarz gruplara ben de biraz karşıyım. yani abi Bir şey yapıyorsan, gücün neye yetiyorsa bence ilk etapta onu yapman gerekiyor. Hani benim gücüm buna yetiyorsa yani ben bunu aynı yaparım. Yani ben gidip de aynı büyük mesela, bir proje yaparsam olmaz. Yani Seder abi bana göre Musa şunu yapacağız diyor. Tamam abi diyorum. Diyor, çünkü artık aramızda arkadaşlık var. Hiç para falan meselesi şey değil. Aynı Orada yani. Seder abi ikimizin gücü neye yeter? Yapabiliriz, yapabiliriz. Bakın e, normalde Hı. geliştirdiğim oyunu size göstermeyecektim ama şöyle ufak bir tane e, aradaki farkı görmeniz için bir şey göstereceğim. Ee, şimdi oyunun tamamı biraz saçma da olabilir. Çoğuna saçma gelebilir. Şu anda geliştirdiğim mobil oyundaki bu diyalog ekranlarını falan ayarlamaya çalışıyorum. Yani tasarım anlamında. Ben mesela grafikçi falan değilim. Ve bunu da gidip sağdan soldan bakıp da şu oyunundan alayım da şundan falan alayım da yapayım diyen bir insan da değilim. Tamamen kendi potansiyelimde en iyi ne yapabiliyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Çalsınlar sıkıntı yok ya yani önemli değil. Yapıyorlarsa alsınlar. Zaten ikinciyi göstermeyeceğim bu final hali değil. Bunu alıyorlarsa alsınlar. Mesela bu benim ilk geliştirdiğim prototip dedi. Dedim ki hani böyle bir şey yapayım dedim. Hani burada mesela karakter burada olsun işte burada işte konuşma metinleri falan olsun dedim böyle yaptım. Tabii ki final görselini şu anda göstermeyeceğim. Mesela daha farklı ve daha güzel olduğuna inandığımı bir tane görselini yaptım ve birkaç tane Mustafa'ya da gösterdim. Farklı arkadaşlara da gösterdim. Hepsi aslında şey dedi. Olabilir abi dedi, daha hani güzel dedi. Bir oyunda gidebilir dediler. Yani Bak dediğim bu gösterin gibi. Bu görselin görsel şu açıdan çok güzel abi. Mesela Serdar abinin animasyon yapma bilgisi şu an çok iyi değil. Hani iyi oyun se gösterim seviyesinde. Benim de iyi değil. İkimiz de grafik tasarımcı değiliz. Nereden ne güzel gözükür bilmiyoruz. O yüzden şey demiyoruz. Arkadaşlar bir tane grafik tasarımcı tutalım da oyundan pay verelim demiyoruz. Animasyoncu sonucu tutalım da pay verelim demiyoruz. Serdar abi ne yaptı abi? Düşündü. Ya, Evimden ne geliyor? Ben modelimi biliyorum. İki tane kadar karakter bulayım. Yan yana koyayım bunları. Reklimi, basit reklimi biliyorum işte. Riglerim. Ellerini şuraya koymayı biliyorum. Koydum abi. Render'ını alırım. Ben bunu sanki bir animasyondan şeymiş gibi, sahneymiş gibi kullanırım diye düşündüm. Öyle abi. Ya, benim genelde konuşmamızın en baştan bu şey bu arkadaşlar. Bildiğiniz her şeyi üzerinde yapabilirsiniz. Yeter ki bir şey bilmeye çalışın. Bak. falan da iyi olun. Şeyin yani her şeyde her şey yapılır. Ee, şu çerçeve var ya ahşap çerçeve. Ben bunu Blender'da modelledim. Hani ben bunu Photoshop'ta da yapabilirdim. Ama hani Blender'da dedim ki en azından farklı yerlerde belki bunu kullanabilirim diye. Bunu Blender'da yaptım. Sonrasında Photoshop'a aktardım. Photoshop'da bunları düzenlemesini vesaire yaptım. Mesela işte grafikleri falan koydum. Bakın burada şey var. Bakın biraz yakınlaşayım. Şurada mavi bir arka plan rengi var. Bakın. Buralara mesela maskelemek ekleyerek direkt karakterleri buralara falan ekledim. Bakın burada yine gözüküyor, şurada yine. Yani benim bilgim, bulunduğum pozisyonda buna yetiyor. Ben grafik tasarımcı değilim. Mustafa Hanım biraz önce bahsettiği gibi benim bilgim ve bilgim buna yetiyor. Mesela ben de şöyle bir şey isterdim. Yaptığım oyunu mesela 3 boyutlu yapmak, ondan sonra ne bileyim animasyonlar yapmak işte ara görsellerin böyle Max Payne bir tarzına değil de direkt animasyon şeklinde gösterebilmeyi ben de isterdim ama dediğim gibi bulunduğum pozisyonda gücüm ve maddi ve manevi imkanım buna yetiyor ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Hani iyi olabileceğine inanabildiğim en, en son seviyeye gitmeye çalışıyorum. İlk başta prototip olarak bunu yaptım. Dedim ki ha dedim bu biraz daha geliştirilirse daha iyi olur dedim. Ve bunu geliştirdim. Hemen hemen final haline getirdim. Tabi onu burada göstermeyeceğim. Ee, güzel bir şeyler oldu. Mesela bu karakterleri buldum. Bunların hepsine bir hikaye atadım İşte hikayelerde karakterler nedir falandır gibisinden mesela bakın hikayenin çok kısa bir kısmında bahsediyor işte burada. işte büyücüyle konuşuyor burada. Burada işte karakterler koydum. bunları işte render aldım. Bunlar piksel arta döndürdüm. Ben piksel art çizimi nereden bileyim bilmem. Bunları direkt piksel arta çevirdim falan. Bu şekilde ekran ekledim. Hatta tam anlamıyla piksel art değil ama dediğim gibi benim gücüm şimdilik buna yettiği için bunu yapıyorum. Paranın hepsi size kalmasını istiyorsunuz ondan zekice. Yok abi paramız yok işte başkasını çalıştıracak. Keşke olsa. Saatenin şeyi çalıştıramayız ücretsiz Adam hayatından bir kısmını satıyor. Onda para vermeyeceğiz demek ayıp bence. Ya şu şimdi ben şu adama şey, gidip de diyemem yani. Abi sen gel hani benim şöyle bir projem var. Sen buradan ücret almadan çalış. Hani yarın bir gün ben bundan para kazanırsam sana da bir şeyler vereyim mi Vallahi şansım yok ya ben yapamam yani. Hani böyle bir şeyim yok yapım yok. Yok abi çok ayıp ya hani şey bence yani ayıp o bir kısım, bir tık. Benim gücüm bugün buna yetiyorsa ben bunu yaparım abi üstüne falan bir şeyler koymam yani. Ne gereği var ki? Tamamen hani fikir değil. Mesela bir oyun yapıyorsanız bunu gidip de hani üç boyutlu olsun da şöyle olsun böyle olsun demeyin arkadaşlar. Yani, e, i̇mkanınız o an neye yetiyorsa bence onu yapın. Mehmet Ali inan senin gibi diyen çok insan var bak hani dediğim gibi hani yardımcı olan falan ben kabul etmiyorum zaten. Hani... Benim elimin altında sağ olsun abi ufak da olsa bir topluluk var bir şey var hani yardım etmek isteyen insanlar cidden var ama dediğim gibi Hani ben gidip de bir insandan yardım almıyorum bu oyunu geliştirirken Kendi başıma hani ne yaparsam yapayım Hani verebileceğim maddi anlamda bir şey olmadığı için hani manevi anlamda adama ben eyvallah kardeş elinle sağlık deyip de Geçemeyeceğime göre hani ben buna hem vicdanın hem de Kalben kendime yediremem o yüzden gerek yok elinden ne geliyorsa kötüsüyle iyisiyle kötüsüyle derken tabii bunu kötü anlamda yapacağım anlamında değil ya. O anki psikolojiyle yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. doğru abi ya. Şu an ikimiz de farklı farklı şeyler mi çalışıyoruz? Projeler yürütmeye çalışıyoruz. Yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer zorlanmış kısım olursa da abi. Yani yine biz çözmeye çalışıyoruz ne yazık ki. Aynen öyle. Ama Mustafa bana şey soruyor. Istiyor. Ben Mustafa'ya soruyorum. Aramızda paslaşma oluyor. O şekilde ilerliyoruz. Yani nedenini anlattım yani. Uf. Abi biz geçmişte çok çalıştık falan diyoruz yani. Hiçbiri hisse vermedi, para vermedi. <laughs> en azından ben çok çalıştım. İyi kandırıyorlar. Ya benim Allah'tan öyle bir deneyim olmadı herhalde ya. Bakıyorum da hani olmadı diye biliyorum yani. ya. Sen biraz daha sektör bazlı çalışan bir insandın. Ben yine yıllarca hobi bazlı çalışan bir insan olduğum için çok şey yapmadım. Dert etmedim ama seninki biraz daha zor. Biz insanı. Ee arada yayında birisi vardı. Özür dilerim ta ilk başlarda kamera kullanımını gösterir misiniz diye sormuştu da. Bu arkadaş hala burada mı acaba ya? Ne bak arkadaş, emirin e. yazdığı gibi ücretsiz çalışmam yani. Olan ben olması de, gereken abi. de bu zaten. Biz de bunu savunuyoruz zaten. Ben gidip de adama bir şey kazanamayacağı, veremeyeceğim bir şeyin vaadinde bulunamam. Ee, ücretsiz eğitim veriyorsunuz çoğumuz. Abi yani sonuçta ben bunu dediğim gibi hani kimseden karşılık bekleyerek içerik üreten bir insan değilim. Zaten sizden bir şey bekleseydim gider de falan şey yapardım. Kurs açardım. Abi bak ben bunu yayınladım. Hani isteyen var salsın derdim. Almayan yoksa da izlemesin der. Geçerdim. O yüzden hani bu kısım o kısım farklı. dedim dediğim gibi burası tamam benim tamamen bizim geçmişte yaşadığımız zorlukları şimdiki insanlar yaşamasın diye yaptığım bir tane proje gibi bir şey düşünebilirsiniz YouTube şu anda Emir en iyisini yapıyorsun abi. Bu evet ben fiyat kısmı olayını ben de bir tık karşıyım abi şey diyelim ya. Bu arada kesinlikle şey dikkat edin. Çünkü revize adı altında çok suistimal edebili var sizi. Bak geçen benim başıma geldi. Hani bir tane ustamızın vasıtasıyla bir iş geldi onu yaptım. Ama hani ben normalde şahsi işim olsaydı hani gittiğim yol net belliydi. Sırf usta var yani biraz kendimi esnettim. Keşke esnetsem, esnetmeseydim. Yani çünkü belli bir limiti koymadığın zaman insanlar maalesef onu suistimal ediyorlar. Abicim şöyle gözünü seveyim şöyle böyle piyasa ağzı vardır ya. Abicim şöyle gözünü seveyim abim, gözünü abim, canım abim falan filan derler biliyorsunuz. Ee, o yüzden hani şartlarınız belli olsun kafanız ağrımasın. Ee, hemen şimdi önce Emir'in Emir yazacağım da. Abi Para böyle çok arayı bozmuyor. Mesela biz Serdar bile bir iş yaptık. Daha benim tanıdığım geldi Serdar abi için. <laughs> abi iş yapalım hızlı falan demiş. Ne yazık ki parayı vermedi mesela o kişi. Serdar bile bizim arkadaşımız bozulmadı. Niye bozulsun bizim ikimiz? Yok arkadaşımız. Abi. Biz beraber adama sövdük mesela. Hala para bekliyoruz. Oluyor bu tarz şeyler. Ha diyorsan ki arkadaşımın için yapmam diyorsan. Farklı yine arkadaşın durum değişir bence. Ya mesela bak bu iş benim şahsi işim değildi. Mustafa'nın işiydi. O yüzden bu şartlar onundu. Ben mesela de Mustafa dedim, hani şöyle yapalım böyle yapalım asla bir şey demedim. Mustafa aldı ben o. Mustafa için her türlü her işi yaparım hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şahsi işim olsaydı ben o şekilde asla çalışmazdım mesela. Evet çok yakın tanıdığım mesela o gün tanıdığım birisi getirmişti yani. İşte. Onun yaptıracağı bir işti falan. Atandığında ben aramı bozmadım ki. Yani ya şu bununla... ona para verecek kişi ona da vermemiş. E. Ama yarın bir gün başka çıkar. Aynen öyle ya. Sonuçta kimsenin emeği kimsenin üzerinde kalmıyor. İş yapmaya değil hayat mı çalışıyorlar? Öyle insanlar uğraşmamak en iyisi. Bu arada evet abi ya. Hani şey zaten ben lise yıllarım çok kalmıştım onlara ya. Lise yıllarımda çok çalıştım onlara da. Bir yerden sonra ya neyse pardon ben üniversite yıllarımda ben onun çok büyük bir şirketle yaşadım orada biliyor musun ya? Abi anlatmışım Allah anlatmışımdır belki. Mı? Belki hatırlıyorsundur ben İstanbul'da seninle bir iletişime geçtiğimiz zamanlar bizim ekip vardı ya. Ha şu. Şirketin adını vermedi. Evet. Bizim bir şirket abi büyük bir şirket dedi ki ortak olalım falan sizi bünyemiz altına alalım. 130 pay verelim aynı zamanda da. Ama tabii işte maaşımız hani 130 pay verdikleri için maaş vermiyorlar. Ama o da bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. işler geliyor böyle büyük şirketler iş yapıyoruz bu arada. Yaptığımız şirketler Pfizer, Apple'a falan iş yapıyoruz arkadaşlar. Abi tamam hani pay verecektiniz de bu adamlara yüzde kaç yani siz ne kadar anlaştınız? Onu göstermiyorlar böyle. Küçüklüğüm o zamanlar yani. 21 yaş, 20 yaşında falandım herhalde. Toy dinle mi Ne yazık ki güzel Evet abi çok toydum, çok kandırıldım orada. <laughs> ya Orta maalesef bu tarz ki. şeyler başımıza gelebiliyor ya. Ya bir yandan seviniyorsun, şey diyorsun an çok büyük şirketler iş yapıyorum falan diyorsun. Ama gel girelim ki çok kötü rakamlar, çok ucuz rakamlara çalıştırılmış oluyorsun. Maaşlı çalışma sistemi olmasına gerek olmayabilir. Bir ekip bulunur bu işi yapmak isteyen, ortaklaşa çalışma sonucu bir şeyler yapılır. Ahmet Ateş abi eğer lise lillerine sen de çevren varsa bunlar evet okey. Ama ne yazık ki belli bir yaşan sonra hayır. Şurada sorun yaşıyorsun. Evin ekmek götürmen gerekiyor. Aylık kiranı demen gerekiyor. Elektrik faturanı, telefon faturanı. Her şeyini sen ödemen <laughs> gerekiyor yani. O yüzden böyle zamanını harcayıp bir şey kazanmadığın bir şey ne yazık ki yapamazsın. Yani kazanmayacağın belli olmayan bir şey. Ha işte benim şu anda, anda YouTube'da bulunduğum konum aynı bu mesela şu anda. <laughs> ha şu olabilir. Mesela atıyorum biz iki arkadaşız diyelim. Başka bir işimiz var. Çalışıyoruz. Diyoruz ki Abi gel bir yan proje yapalım da ikimiz beraber. İşte ya da bir tandım falan ona da yaparım. Yan proje yapalım da ikimiz. Hani olursa kazanırız olmasa kazanmayız. Zaten en azından bir maaş işimiz var. Oradan para kazanıyoruz. Böyle haftada 3-4 saatimizi harcayalımız bir yan iş kuralım mı? Bu farklı bir şey abi. Ama mümkünse lütfen yani arkadaşlar tüm saatinizi yarın bir gün bir şey olur mu diye başka ekiplere falan satmaya çalışmayın. Kendiniz yapıyorsanız okey. Ama lütfen başkalarına bu şekilde gitmeyin. Altına imza atarım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela ekiple bir iş yaptığın zaman ortamdaki bir uyumda olması gerekiyor. Hani biz bir Mustafa ile bir şeye karar verdiğimiz zaman. Mustafa ile yıllardır tanışıyorum. Aramızda bir uyum var. En azından o şey alabiliyoruz. Vibe falan alabiliyoruz. Mustafa şunu yapar dediğim zaman tamam olur falan bir şekilde başlıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı bir şeyler denemeye çalışıyoruz. O yüzden bir ekiple başlarken aranızda uyumun olduğuna dikkat edin. Sırf para odaklı maalesef iş yapmayın arkadaşlar. Yoksa ilerleyen süreçlerde başınız ağrıyabilir. Ha, tabii anladım, ana amaç para kazanmak ama para odaklı derken burada hani e, böyle hayaliniz para olmasına bir işi yaparken hani bir iş güzel oluyorsa zaten. Hani oyun geliştirme anlamında söyleyeyim. Eğer güzelse o zaten bir şekilde paraya dönüyor. Ama direkt para odaklı yaptığın zaman maalesef bazı e, noktalarda sıkıntılar olabiliyor. Ya şu anda mesela biz bir tane oyun üstünde falan bir çalışmamız var. Hani bir roket oyunu vesaire gibi değişik bir şey. Yani şu anda gidip biz mesela Unity'de de Mustafa'nın yani çok hızlı bir şekilde bu oyunu bir iki hafta içinde çıkartabilir miyiz? Çıkartabiliriz. Veya ne bileyim farklı oyun motorunda da çıkartabiliriz. Modeller yaparız falan filan. Ama hani biz burada mesela biliyorsun son zamanlarda Unity'nin politikaları falan var. Yani değişikliğe falan gittiler. Biz bunlardan etkilenmeyelim. En azından elimizin altında bir tane oyun motoru olsun diye mesela şu anda Godot üzerinde çalışmaya başladık. Yani bunun gibi farklı farklı şeyler denemeye başladık. Uğraşıyoruz yani. Bir ekiple bir şey yapmanız gerekiyor. Aranızda iyi bir uyum olması gerekiyor. Kadir Demircan anlatıyor ekip ve para meselesini. Vallahi abi biz işin içine girdiğimiz için hani e, bazı noktalarda affederseniz dürtüldük. E, o yüzden duyacağımız ve göreceğimizi birebir yaşadığımız için sıkıntı yok yani artık. O sağdan soldan duydukları, duyacağınız şeyler zaten birebir de yaşadığımız için e, zamanla piyasada. O yüzden gerek yok yani. Furuk hoş geldin. Teşekkür ederim. Ah. Kim dürtülmedi ki? Maalesef öyle ya. Piyasaya girdiğin zaman o an acemilik döneminde e, bu tarz şeyler illaki başına gelecek abi. Yani sonuçta e, tecrübe denen şey Maalesef acı bir şey aslında. Tecrübeyi de kazanmak için maalesef bazı yerlerde dürtülmen gerekiyor. Yani bizim buradaki işte molse amacımız da biraz bu yani hani o tecrübeyi aktarırken eee hani, dürtülme olayını en aza indirebilmek hani bu piyasaya yeni atılan arkadaşlar için. Yani en basitinden ben şöyle bir örnek veriyorum. Bazı arkadaşlar yazıyor abi işte iş aldık falan para kısmını nasıl yapacağız? Aa ben her zaman şunu söylüyorum. Bak bu benim gittiğim yoldur mesela. Ben birisiyle bir iş anlaştıysam, bir görselleştirmeye anlaştıysam örnek veriyorum 10.000'e 10 mi anlaştım 5.000'ini işe başlamadan alırım. Ondan sonra para hesabıma gelir. Okey, anlaştık her şey bitti. Ben işe başlarım. Görseli oluşturur, üstüne kocaman harflerle demo yazarım, altına adım yazarım, şeffaf bir şekilde isim ve her şey gözükecek şekilde. Müşteri ya postaları adam okey tamam bitti derse paranın hepsini alı, işi teslim ederim bitti bu kadar. Hani biz bunları yeni arkadaşlara bahsediyoruz falan işte hani dürtülme olayı fazla olmasın diye. Ya piyasada o kadar çok insan var ki sizi böyle dilinden yola getirebilecek inan çok insan var. Ne kadar hani akıllı olsak da ne kadar hani bilgi tecrübe sahibi olsak da hani kısmetin mi bağlanıyor diyeyim bir şeyler oluyor bir zaman geldikten sonra hani adını koyamıyorsun maalesef. Hani bu tarz şeyler yaşadığın için e ne kadar olsa da bir şekilde sancılı bir süreçte olabiliyor. Vallahi Emir beni attıklar mı kolay kolay silemiyorlar. O konuda bir sıkıntım yok. Ve zaten aslında ben öyle çok dışarıdan tanımadığım insanlardan artık iş alan bir insan değilim herhalde. Yani uzun zamandır sabit çalıştığım yerler var onlarla çalışıyor. Yani dediğim gibi çok fazla tanımadığım insanla iş yapma kısmı cidden beni yordan. Uzun zamandır sektör içinde olduğum için sürekli sürekli tane, sanki bir ticaret haneymişim ticaret gibi yeni insanlarla tanışmak, onlara iş yapmak, adama ayrıyetten derdini anlatmak ve karşıdaki insan anlayabilmek, onun derdini anlayabilmek ayrı bir şey. Mesela bende öyle bir potansiyel yok mesela. Ben farklı farklı insanlarla tanışayım, onların dediklerini yapayım yok bende mesela öyle bir şey. Ben yapamıyorum. Vallahi Emre, Monsa en iyisini yapıyorsun ya bence. Hani insan belleder biliyor musun bir yerden sonra hani bu işi sana vermeyecek veya işte hani çok ucuza öldü parasını yaptırmak istiyorsa en iyisi o şekilde. Yapmak daha mantıklı herhalde. Ya bir gün mesela şöyle bir fikrim de var mesela YouTube ile ilgili. Yani burayı farklı bir konsepte çevirmek veya buradaki videoları farklı bir kanalaktan aktarmak. Mesela hani dediğim gibi bilmiyorum ilerleyen süreçlerde bu kanalla ilgili bir fikir almam gelecek galiba benim de. Benim sesim geliyor mu abi şu an? Şu an geliyor. Ben yarın saatte başka konuşalım değil mi o zaman? Maalesef ne dedin duymadım ki. Ben bir olay anlatmaya çalışıyordum da. Bir daha anlat. Çok üzüldüm şu an <laughs> ya. vay vay boşu konuştum. Olur ya böyle şeyler. Ha mesela bak Mehmet Ali'nin yani... dediği gibi zamanında mesela e, ben kanalı bir gezi kanalı demeyeyim de böyle bir vlog değil de mesela bir Trabzon'a gittiğimde videoyu falan çekiyordum. Orada istemediğim bir olay yaşadığım için o videolar atamadım mesela. Belki o dönemde bundan bir galiba kaç senesi 2010 7 miydi ya? 16-17 civarın 17. 2017 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 2017'de mesela ben Bilal ilgili içerik yapmak yerine öyle gezi tarzında videolar çekip atmayı düşünüyordum. Ama olmadı, bir türlü. nasip olmadı. Hatta farklı konseptte videolar da çekmek istedim. Onlar da olmadı. aksine abi yani ee, ne bileyim yani kaderinde yazılı mıydı, nedir anlamadım. O Blender'dan bir türlü kurtulamıyorum abi. Normal hayatımda da YouTube hayatımda da bir türlü kurtulamıyorum. ya. bir sürekli bir şey yapmaya kalsam da işin sonunda yine Blender videolarına geri dönüyorum. Ben anlamadım. Bunu bir çözemedim bir türlü. Ya duvara konuştum bu arada ya. Bu arada keşke Karadeniz şeyine ne abi şu an bir YouTuber var Türk. Karadeniz'de böyle yemek yapıyor falan. Abi iyi kazanıyordur. Ya kazançları gezi kanallarına kazançları cidden çok güzel. abi. dediğim gibi hani ben Blender'la ilgili 500 kutu video çektim. Yani doğru düzgün cidden bir şey kazanmadım. Bakın <laughs> tamam, şey vermeyeceğim de şunu söyleyeyim de bu zamana kadar ne kadar kazanmışım. <laughs> ay ay. Arada eğitim serisi yapmak fikri nasıl Güzel olur abi ne de olmasın. Her türlü eğitim üretim bence ya sorun değil. Ben de üreteceğim işte tembellikten. Kadar abi kızıyor bana bazen. Şimdi ömür boyu yaptım bakayım ne kadar kazanmışım. <laughs> evet arkadaşlar, e, ee, aranızda YouTube'da bu zamana kadar ne, ne kadar kazandığımı tahmin edebilecek bir insan var mı? Ve para kazanmaya da 2016'da başlamışım. 14 kişi var burada tabii herkes yazmasa da en azından ben YouTube'da yıllardır içerik üretiyorum ve 2016'dan belli bu kanaldan para kazanıyormuşum sözde. Evet. Tahminleriniz nedir? 300 ne abi? Dolar mı? Yüzü, TL mi? Ne? Şimdi yapmış bir çiz Aranızda yaklaşanlar oldu. Köfke gibi. Vay be. Vay be. Söyleyeyim. Ne kadar kazandığımı söyleyeyim size. Bak 2016'da para kazanmam açılmış benim. 13.400 TL kazanmışım. 13.400 TL. Maşallah ha. Anne... Bir araba alırsın. <gülme> bir araba. Ne zaman ama? El arabası ya. Şimdi. Ha, el arabası olur. İçini görür iyi kalite. Yani bak şimdi ben yıllardır içerik üretiyorum tamam mı? Gecemi gündüzümü katmışım. Birçok içerik üretmişim. 500 küsür video atmışım. Ve 500 videodan toplam 13 bin küsür lira kazanmış. Yani adamlar bunu e, e eğlence kanalı bunu günde kazanabilir, kazanıyor neredeyse. İşte bazen insan şey yapıyor lan abi yaptığım şeyin acaba değer yok mu diyor. Bazen düşünüyor bunlar. Şey kaç yıl abi? 2016 mı demiştin? Benim içerik, içerik, üretmem daha eski de para kazanma 2016'da açılmış. Hatta bak şöyle bir olay geçti benim zamanında başında. 800. Ayda 150 lira maşallah. Ya mükemmel. Ee, PUBG var, videosu, bak Mehmet Ali'nin dediği PUBG videosu, ben arkadaşımla şöyle bir olayını yaşadım, bu PUBG mobile ilk çıktığı dönemler hatırlarsanız, ben arkadaşa dedim ki, lan dedim şöyle bir oyun çıkmış oğlum dedim, hacı dedim, gel dedim bunu dedim, hani dedim şey yapalım dedim, bakalım bu güzel falan dedim, sararsa dedim video falan çekek dedim, o zamanlar daha yemin ediyorum doğru düzgün PUBG videosu çeken yok, oyun daha mobile daha yeni yeni çıkmış böyle. Arkadaşa İzzettin vizyonsuz şerefsizin dediği laf neydi biliyor mu Lan bu oyunu kim oynar dedi. Vizyonsuz it diyorum buradan yine kendisine. Onun yüzünden bir şey yapamadım. Lan İzler izler o. Ben ona dedim akşam yayın var diye de tabi bunu söylemedim ona diyeceğim diye. Ya yani mesela bakın hani ileri görüşlülere bakın. Ben dedim ki lan bu oyun dedim tutar dedim. Hani bilgisayarda izleniyor. Mobilde de bir şekilde izlenir dedim. Gel dedim bunun videosunu çeker dedim. Yok abi adam yanaşmadı. Benim de ekibim yok diye. Çekemedim ve en son PUBG çekenle e, villalar, evler, ne bileyim bir şeyler aldı. Biz de 13.000 TL kazandı. Yani işte farklı mesela videolar da yapayım dedim ama e, olmadı. Bir türlü hani o istediğim şeyi alamadım hani. Olayı bir türlü yakalayamadım. Olmadı. Vallahi öyle bak Ahmet Atış'ın dediği gibi arkadaşın evine girdim veya sokakta dans ettim. Ne bileyim saçma sapan demeyeyim de hani onlarda bir emek sonuçta ama hani e, çoğu için söyleyebilirim herhalde bunu. Değişik şeyler yapıyorlar abi adam bilmem kaç milyon izler ya abi insanın zoruna gidiyor vallahi bir yerde ya. Mehmet Ali o hayallerinde oynadı ve ben onu her gördüğümde vizyonsuz diyorum zaten. <laughs> Olsun orman kulübesi modelliyoruz. Ama o adamlar da orman kulübesinin gerçeğini alıyorlar işte. <laughs> ya abi öyle ya. Maalesef eğitim alanında üretilen şeyler izlenmiyor bizde. Yani cidden beni yoran noktalardan bir tanesi de oldu Hani şöyle bir şey var. Ben yaptığım işte maddiyattan ziyade manevi ve bilgi anlamında bana ne katar ben ona bakarım. Hani yani Söyledim parayı cidden ya yemin ediyorum Ne üstüne istiyorsanız yemin ederim 13.400 küsür lira kazandım Hani normal şartlarda Bir insan evladı Bu parayı kazanabileceği e, Bir şeyi 500 küsür Videodan bahsediyorum çeker mi sizce Siz olsanız yapar mısınız mesela Samimi bir soru sordum mesela Benim yerimde siz olsanız bu 500 küsür Ha bir de şunu söyleyeyim Bunu sadece 500 video olarak düşünmeyin Bir 500 video da çekip yayınlamadım inanın vardır belki daha fazla vardır Hani ben burada sonucunu beğenmediğim hiçbir şey size paylaşmadım. 13 kişi var burada. Bunun 3'ü de 4'ü de cevaplasa sevinirim. Fark etmiyor. Hani benim yerimde siz olsanız bu videoyu bu videolar çeker midiniz? Herhangi bir şekilde bu doğru düzgün hiçbir ücret kazanmayacağı kazanmayacağınız bildiğiniz halde. Tabii sen bilgi var varsın abi. Ve bir de ben bu videoları maddi anlamda çok zor olduğum dönemlerde çektim ana. Hani ben bir yere girip çalışabileceğim, çalışmam gereken dönemlerde bile oturduğum video çektim. Bak herkes yazıyor ya yapmam diyorlar. Yapılacak bir şey değil. Ben hangi mantelite me, mentalite mi artık nasıl bir kelime tam onu da biliyorum da. Psikoloji diyelim. Ben hangi psikolojiden yaptım hala bilmiyorum. Yaptım ama bir şekilde yaptım. Ben yapmadım işte bak. Istedim. Yani ben yaptım. Yani şöyle bir şey vardı bir yandan. Da, paradan ziyade yani kazansam cidden iyi olur muydu? Olurdu. Belki bu işe daha fazla yatırım yapardım. Kendime kamera ekipmanları falan dizerdim. Ee, bu yaptığım içerikleri daha profesyonel anlamda yapabilirdim belki. Hani giderdim bir tane kamera alırdım işte arkadaşlar sıfırdan video işte ne bileyim VFX nasıl çekilir bunlar direkt sahnelerde gerçekçi bir şekilde gider anlatırdık. Maddi gücüm olsaydı ne bileyim green screen ortamlar kurardım bir şeyler yapardım ama dediğim gibi olmuyor bir türlü bilmiyorum yaptığımız şey pek izlenmiyor. <laughs> Emir'in dediği en <laughs> mantıklısı çeker bırakmıyor. <laughs> Ay. Ünal e, Söylediğine katılıyorum Hızlı anlatıyorsun diyorsun Zaten ben şöyle bir şey kararını aldım 500. videodan sonra Zaten artık içeriklerin hiçbir aynı olmayacak dedim Ya şöyle bir şey var Emi, Ünal, Ünal pardon ismini yanlış söyledim ya yavaş anlattığım videolar da izlenmiyor. Tamam ben o yavaş anlattığım videoları 6 part halinde çekiyorum. izlenmiyor zaten. 200-300 izleniyor. izlenmiyor. Abi en azından hızlı anlatıyorum ki, en azından böyle biraz daha sinematik tarz anlatıyorum ki bir şekilde izleyen o şekilde de izliyor. Ben zaten 500 tane videoyu yavaş bir şekilde anlatmışım. Hadi bunun 300'ünü daha yavaş olarak algıla. Yani 300 tanesini yavaş şekilde anlatmışım. Abi zaten öğrenecek adam oradan öğrenir. Sonrasında hani benim bu hızlı anlattıklarım bir kurs gibi düşün. Ondan sonrasında bir şekilde kendisi yapmaya çalışıyor. Ya yani sen gidip de direkt o yeni videolardan başlıyorsan zaten hata yapmışsındır. Diğer eski videolarda birçok low poly serisi falan çektim. Onlara mesela bakabilirsin. Moise desteğin için çok teşekkür ederim. Herhalde hayatımda aldığım en yüksek bağış oldu. <laughs> çok teşekkür ederim desteğin için. Teşekkürler abi desteğin için. Ama buradan kaçıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Tabii canım ne demek kendine çok çok iyi Allah'a emanet ol. Ben de abi arkadaşlar yayınlar size de. Sanlı yayınlar abi. Teşekkür ederim kendine çok çok iyi bak teşekkür ettim tekrardan. Umarım geldiğinde burada olursan seve seve katılmaya çalışırım. Emrah abi görüşürüz selamlarım Aleykümselam görüşürüz görüşürüz iyi geceler. İyi geceler. Ya mesela şöyle bir şey var arkadaşlar ben mesela bu işe içerik üretmeye başlayacak olsaydım belki de YouTube tarafında belki de üretmezdim yani yüzemi tarafında gidebilirdim. Çünkü videomu da çeken insanlar iyi de kazandı bence. Ben ileride daha da geliştiğimde bilgilerimi aktaracağım. Bu şekilde mesela Korelilerle yakınım. Ben adamlara hep aktarıyorum bilgileri birbirine. Anladım. Vay be mükemmelmiş ya. Ya Ünal ben Udemy tarafında hakim değilim. Hani videolarda hani eğitimlerden anlatılıyor falan bilmiyorum. Hani benim şu kısımda Youtube'da şöyle bir rahatlığım var. Hani kimseye bir şey bel bağlamadığım için ee, rahatım. Yani ben buradaki herkese ücretsiz bir içerik sunduğum için şunu diyebiliyorum en azından. Aa, benim içeriğim hoşuna gitmiyorsa izleme diyebilirim. Böyle bir potansiyelim var ama ücretli bir şey sunduğum zaman işin rengi değişebiliyor. Bunu en iyi seviyede yapman gerekiyor ve hatasız bir şekilde yapman gerekiyor. Ve ben de çok dalgın bir insanım mesela. Hani gidip de bunu anlatabilecek potansiyelde olduğumu inan düşünmüyorum şu anda. Udemy'deki derste inan nasıl anı hani kim ne anlatıyor hiç bilmiyorum bile. Evet Emif katılıyorum ya. Sebilgi olmasaydı var ya Blender anlamında Türkiye'de herhalde içerik pek olmazdı. Ve sana şunun altında çizebilirim. YouTube'da Blender'la ilgili kim içerik çekiyorsa eminim çoğu içerik çekemezdi. Yani sebilgi çünkü birçok insana ön ayak oldu bazı noktalarda. O yüzden hani gelişim açısından birçok insana faydası oldu. Ben mesela sebilgiyi çok sonradan gördüm diyebilirim. Benim böyle bir dezavantajım oldu kendi açımdan. Ben başladığım dönemde mesela 2014'ten Google'dan nasıl ne aratacağımı da bilmiyordum. O yüzden de mesela çok şey zorlanıyordum ben. Ben hatta İngilizce, Çince kaynaklar böyle translate çevirerek öğreniyordum ben. Hani benim öyle bir şeyim yoktu. Farklı kaynaklardan Türkçe kaynak yok gibi bir şeydi. O yüzden zordu. Sebilgi olmasaydı cidden şu anda ne olurdu bilmiyorum Türkiye'nin hali. Vallahi çekerdim ama yüdemiye koyardım. Abi şu anda yüdemiye koymak daha mantıklı. Yani sonuçta abi herkes bir şekilde para kazanmak gerek kazanması gerekiyor gün sonunda. Yani burası eee anlamda burası da çok güzel hani güzel bir izlenme alsan buradan da çok iyi kazanabiliyorsun ki Udemy'den daha fazla kazanırsın ama maalesef e, olmuyor. Hani Blender anlamındaki içerikler izlenmiyor. Hani birçok kanal var bununla ilgili. Çok güzel yapanlar var, çok güzel içerik üretenler var ama maalesef izlenmiyor. Blender içerikleri izlenmiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Daha mesela <laughs> Mehmet Ali'nin yazdığı gibi Ahmet Bulul falan var. Abi ben kendisini birebir de sohbetimiz falan da oldu. Mükemmel bir insan ve çok güzel içerikleri var. Mesela bunu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama yok abi gitmiyor yani. Blender'la ile ilgili içerikler izlenmiyor. Hani Adobe yazılımlarının içerikleri daha çok izleniyor. Bayağı da izlenebiliyor. Mesela onun Naci Öztürkler var. Direkt Adobe'un yazılımlarını falan anlatıyor. Mesela bunlar çok fazla izleniyor ama biraz daha Türkiye'de tanınmayan bir yazılım. Mesela şöyle bir şey var. Benim SketchUp videolarım daha çok izleniyor. Ben mesela SketchUp ile ilgili içerikler çekseydim belki şu anda daha farklı bir konumda da olabilirdi. Daha fazla abonem, daha fazla izlenmem olabilirdi. Şu anda ben top liste baksam herhalde en çok izlenenler içerisinde çoğunlukla SketchUp videoları falan vardır diye tahmin ediyorum. Bakın en basitinden örnek göstereyim. 5 yıl önce yapmışım 90 bin izlenmiş. Bu var. 60 bin izlenmiş. 48 bin izlenmiş. Yani bak burada yine SketchUp videosu var. Tapta. Burada yine SketchUp var. Bu var. Bak yine SketchUp var. Şunlar biraz işte Blender'da biraz izlenmiş. O oh, daha da yok ötesi yani. Blender geride kalıyor Ahmet ya. Öyle bir sıkıntımız maalesef Türkiye'de var. Blender daha çok hani böyle 2.80'den sonra biraz revaça girdiği için yeni yeni böyle milletin şeyine ilgisini çekmeye başladı. Belki ilerleyen süreçlerde daha da fazla izlenebilir. Tamam o zaman ben mi olurum? Ben olmam başka olur. O zaman olur. Kesin ben gittikten sonra tamam ben Blender'la derim ki ben arkadaşlar Blender'la ilgili daha içerik üretmeyeceğim. Haydi o zaman kesin eminim bak adım, adım gibi de söylüyorum ben bırakayım ondan sonra izlenmeye başlar. Udemy'de Türkçe içerik çok az blender Vallahi bilmiyorum ya inan kim ne yaptı Ne etti hiç ben takip etmiyorum o kısımda Ya onu Popülariteyi oynuyor demişsin Bence en iyisini yapıyor abi Sonuçta içerik üretiyorsan bir şekilde yaptığın şeyi e, Güzel bir şekilde sunman gerekiyor Ve Onur bunu bence çok mükemmel yapıyor Ve eğitimleri de bence çok güzel hakkında bence çok fazla sinem veriyor. Bence hani Türkiye'de daha çok izlenmesi gereken kanallardan bir tanesinin Onur olduğunu düşünüyorum. Onur Naci Öztürk'le. Bence gayet de güzel içerikler üretiyor. Mehmet Ali inşallah yaparsın vallahi bir oyun falan zamanla. Ahmet Ateş, ee, sabah akşam Bülent uğraşmak yerine kendine bir yol haritası çiz. Öyle ilerlerse, ilerlersen ya daha mantıklı olur. Yani her şeyden öğrenmekten ziyade kendine bir alan belirle o şekilde ilerle. hızlı biraz öyle ya maalesef. Biraz zor. Ya mesela bakın. <laughs> biraz e, şu videoda biraz e, saçma bir sahneye de denk geldim hatta. Bakın şurada. E, güzel de bir şey oldu benim için. Güzel bir anı kaldı diyebilirim. Şu reklamı geçeyim size bir şey izleteceğim şimdi. Kaçıncı? 12. dakikadaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika şurada bir yerde. Şuradan direkt 12. dakikaya geleyim. Ya Çok alakasız bir şey yaptım mesela bakın burada. Tamam mı? Şimdi izleyeceğim. Ses geliyor mu? Bir dakika sese de bakayım bir yandan. Ee, evet açık. Şimdi şurayı iyi dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bazen ders esnasında alakasız şeyler yapıp Dur bakayım şöyle. Ekstrat geleyim. yaptık. Fazla yapmadık. Aslında silmeden de yapabilirdik ama niye böyle yapabiliriz? Bunu şöyle mirolli şekilde tutuyoruz şeyler yapabiliyoruz. Kafam çok bıraktım. Bunu da şöyle diyebiliriz. Yine Bak. şuradaki yüzeyi seçerek siliyorum arkadaşlar. Bir tane yüzey bıraktım. Bunu da şöyle içeri doğru hafif ekstrot yaptık. Fazla yapmadık. Aslında silmeden de yapabilirdik ama niye böyle yaptık bilmiyorum. Bazen ders esnasında alakası şeyler yapabiliyoruz. Kafam çok her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha <laughs> güzelsin ama. ha <laughs> şöyle git. Yani çok yani yaptığım şeyin hiç alakası falan da yok. Niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum burada. Yani bazen kafa durabiliyor işte. Ben bunu mesela YouTube'da yaptığım için kafam çok rahat bir şekilde bunu yayınlayabiliyorum. Ama ben bunu Udemy'de mesela yayınlayamam yapmış olsam. Deminden şimdiye geldik. Mesela onu da koyabilirdim de onu koymadım ya. O biraz daha telif olayına belki girebilir dedim. Biraz daha iyi olduğu için bunu koydum. <laughs> yani dedim ki Udemy biraz daha işin e, profesyonel bir arenası olduğu için mesela ben o kısımda içerik üretmeyi pek düşünmedim. Daha Mesela bu kadar özgür olamam. Ben oyun modeli satmayı hiç düşünmedim, yani o tarafta çalışmaların pek olmadı. Ee, sadece şöyle bir içerik üretmiştim zamanında neredeydi şöyle bir dakika göstereyim. Oğlum ne yaptım lan yine bir şey kapattım mı ne yaptım bir şey oldu ama. Heh. Şurada mesela oyunlar için 3D model yapma serisi çekmiştim zamanında. 5-6 videoluk bir seri. 5 videoymuş mesela hani burada oyunlar için model nasıl yapılır bunları çektim bıraktım yani ben çok öyle oyunlar için model yapayım da şunu yayınlayayım diyen bir insan değilim Sızlı biraz durum o maalesef yani insanlar hani Para verip almayı tercih ediyorlar tabi onların şeyi, saygı duyarı ücretsiz de maalesef dediğin gibi, ücrese sizin çok iyi olmadığını düşünüyorlar. Yani onların tercihi bir şey diyemeyeceğim yani. Üzden biraz not bir şey açıkçası, ya bilemeyeceğim şimdi. Dediğim gibi o tarafta. İşler nasıl ilerliyor, Kimle içerik üretiyor bilmediğim için vallahi bir şey diyemeyeceğim. Şimdi milletin hakkına da girmek istemem. Ben tanımadığım etmediğim insanlar olduğu için bir şey diyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. İçerik anlamında kendi açımdan söyleyeyim. Blender'ı artık %99 doydum diyebilirim. Yani artık gitmiyor. Anladınız mı? Bir yerden sonra bazı şeyler gelmiyorsa yapmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Yarın bugün belki Blender'la ilgili içerik üretmeyi bırakabilirim. Yani vizyon ve misyon olarak bazı şeyler tamamladığımı düşünüyorum açıkçası kendi açımdan. Monse katılıyorum. Evet. Bazı şeyleri var avantajları falan. O şekilde olabiliyor. Ahmet Ateş valla ya artık 3D işte tasarımla ilgili inan bir şey yapmak istemiyorum hani tasarım yazılımları vesaire inan daha bir şey yapmak istemiyorum o alandan dediğim gibi yani yapabileceğimi bildiklerimi zaten anlattım ya yani bu saatten sonra anlattıklarım inanın başa sarmak gibi bir şey olacak hani yaptığım şeyin farklı bir versiyonunu yapmak çok da bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum o yüzden bazı şeyleri de tadında bırakmak gerekir diye düşünüyorum <laughs> Sızlı, şöyle bir olay var. hani ben sıfırdan temel düzeyde bir şey anlatmayı pek düşünmüyorum. Orada şöyle bir olay var. Blender sürekli arayüzü falan değişiyor. Ben bugün anlatsam arayüzü yarın bugün değişecek tamam mı? O yüzden anlatmanın pek bir mantığı yok maalesef. Hmm, anladım, anladım tamam. Okey. Ya yani ben şöyle bir şey de yapabilirim. Bakın normal şu anda YouTube'daki videoları bazılarını alıp Udemy'ye koyacağım. Bak bunu daha önceki yayınlarda falan da söyledim direkt YouTube'dakiler de kaldırmayacağım tabii ki. Buradaki içerik neyse oradaki de olacak mesela. Oh, oyun yapım videoları abi Mehmet Ali öyle bir şey pek düşünmüyorum ya. O alanda çok e, tecrübeli bir insan değilim. Şu anda dediğim gibi hani kendi başıma bir oyun yapıyorum zaten dediğim videonun başında. Belki o kısımda bir şeyler başarabilirsem hani gittiğim yol nedir, ne yaptım hani üç boyutlu bir tasarımcı diyeyim hani kaba tabirle kendime hiçbir şekilde animasyon bilmeden nasıl bir oyun yaptık ki bizden bir şeyler yapabiliriz. Yüde mi lafı duyunca daralıyorum. Ya yani oluyor abi hepimiz de oluyor. Yani artık bu alan beni doyurdu yani. Artık üç boyutlu alanı doyurduğunu düşünüyorum yani. Şuraya baktığım zaman ee, nerede bir yerde yazıyordu unuttum vallahi nerede olduğunu da işte şu anda 513 küsur video olmuş tamam mı artık ne anlatabilirim ki anlatabileceğim çoğu şey anlatmışım benim alanım mimari tamam ben mimari alanla ilgili içerikler üretiyorum yani anlatabileceğim çoğu şeyin %99'unu anlattım daha yok yani gitmiyor bir yerden sonra zorlamaya dönüyor ve bu da yaptığın içeriğin daha kalitesiz olma ihtimalini ortaya koyuyor o yüzden yok. Mesela bakın iki hafta önce video atmışım. iki gün önce video atmışım. Aradaki video sıklığına bak. Yani baya fazla. Normalde ben hiçbir şekilde o kadar aksatmazdım. Ama dediğim gibi gitmiyor. Gelmedi. Çekmek istemedim. Ya yani şu sıklıklara bakın hemen hemen. Dört günde en fazla bir haftada bir video atıyordum ben normalde. Ama hani attığın şeyin bir kıymeti vesaire bir şey olmadığından izlenmiyor. O yüzden de hani yapıp da bunu atmanın bir mantığı yok mesela. Sebilgi şöyle bir şey abi. Sebilgi e, yani bu insanların işinden ve gücünden artık emekli olmuş, bu iş artık hobi olarak görüp bu işten bir şeyler yapmaya çalışan insanlar benim gözümde ve saygım da her zaman sonsuz. O yüzden hani onların e, maddi anlamda bir e, sıkıntısı olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden onlar yapabilirler. Hani C++ veya farklı yazılımlar ve o alanda bulabiliyorlar ama... Yani ben kendi hayatımı geçirmem gerekiyor, bir şekilde hayatımı sürdürebilmem gerekiyor ve bir yandan para kazanmam gerekiyor. Ve bunun yanında hiçbir şekilde doğru düzgün para kazanamadım. Bu YouTube'a da artık içerik üretmem gerekiyor yani. Biraz önce zaten size de sordum hani benim yerimde olsanız yapar mısınız diye çoğunu zaten yapmam dediniz. Durum bu yani. O yüzden artık gitmiyor. O yüzden hani zorlamaya da gerek yok. Nasıl olur, nasıl eder, iş nereye varır hiç bilmiyorum. Yani Yani şöyle bir şey yapma fikrim de var. Yeni bir tane bir oluşum falan oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Farklı bir site kuracağım. Dev sitesi. Oraya özel bir tane YouTube kanal açabilirim. Kanaldaki bütün videolar belki oraya aktarabilirim. Bilmiyorum yani. Onu zamanla bakacağız. Ya Emir zaten bir yerden sonra ona dönüyorsun zaten. Benim yaptığım içerik bir oyun videosu veya ne bileyim bir eğlence videosu değil. Mesela oyunla eğlencenin bir sonu yoktur. Tamam hani bunu sürekli yapabilirsin. Oyunda farklı oyuna geçebilirsin bunu yapabilirsin ama bizim temelimizde bir şey öğretmedi. Hani yaptığın şeyi nasıl öğretebilirim? Yani ben kendi alanımla ilgili şeylerin çoğunu öğrettiğimi veya bunları içerikle sizlere sunabildiğimi düşünüyorum. Yani artık bunun devamı tık tık gitmiyor. Ee, o yüzden bilmiyorum yani nasıl olur nasıl eder Siz de çok teşekkür ederim yani öyle gözüküyorsa ne mutlu Hangi programları biliyor? Hmm, 3D anlamda mı 2D mi yani iki boyutlu yıllarda photoshop kullanıyorum Yarım yamalak gimp ee, Başka ne var Autocad mesela kullanıyorum iyi bir şekilde bence Benim görüşüm bu 3D Max'i Kullanıyorum Sketchup'ı yani iyi seviyede kullanıyorum Blender. Yani başka da vardır da şu anda vallahi aklıma gelmedi. Ee, Mehmet sormuş. Hocam 3 Max veya Maya hakkında ne düşünüyorsun? Valla Maya'yı kullanmadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. 3 Max sektörün en eskilerinden. Ee, tahtı son zamanlarda bana göre biraz sallantıya geçti diyebilirim. Blender'dan dolayı. Çünkü birçok büyük firma ve kullanıcılar artık Blender'a kaymaya başladılar. O yüzden Tredimax biraz kendini bazı noktalarda çeki düzen vermesi gerekiyor. Abi, ya şöyle bir şey var. Tredimax'in boyutu, hani, afedersin, hayvan gibi herhalde. En son ne kadardı bilmiyorum. Bak şu 2017 versiyonuna bir bakayım ne kadarmış boyutu. Şu anda hesaplıyor bak, 2017 versiyonu gidiyor. Maşallah gidiyor yani. Boyutu gidiyor abi. 3.87 Şu anda güncel versiyonunda belki daha fazladır boyutu. Abi ben bu hantal yazılımı 4 GB diyeyim. Ben bu 4 GB'lık hantal yazılımı niye kullanayım blender varken. En son 20 GB. Oo, baya varmış. Ya ben kullanmam abi yani. Tamam güzel bir yazılım sundu avantajları falan illaki vardır ama ben kullanmam abi. Niye kullanayım ki? Boşuna Zahmet bence ya. Ya eminim ki sektördeki birçok eski insan da hani zamanla Tridimex'e başladığı için o konfor alanından çıkmak istemiyorlar. O yüzden izle, yani diğer yazılımlara işte Tridimex'den Blender'a geçmek istemiyorlar. Ya, eminim çoğu insan şu anda başlayacak olsa Blender'la başlar. Abi ücretsiz flash belle at istediğin yere götür kurma derdin yok bir şey yok mükemmel. Eee <Sessizlik> 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 Bir tasarımcı olarak özel şirketlerde iş bulmak zor mu? Yani yaptığın işe göre değişir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim Yani yaptığın iş konseptine göre değişir. Yani bulup bulamam. yani Freelancer e, çalışmak bazen iyi bazen kötü. Şimdi ay sonunda ne kazanacağını bilemediğin için o biraz sıkıntı olabiliyor açıkçası. Yok, sana kazancın e, iyi ise belli bir standartın üzerinde kazanıyorsan freelancer tabii ki iyi. Yani en azından bir yere bağlı olmuyorsun. Abi çizim yeteneği var mı? Vallahi hiç yok ya. Ben mesela iki boyutlu çizimde e, B, O, K gibi diyeyim anladınız siz birleştirince. Yani hiç yok ya benim yeteneğim. Ama elle falan çizim yapıyordum ben ya bir, bir dönem. Hatta e, şöyle göstereyim size. Tabii yaptığım çizimler de o kadar çok über seviyede bir şey değildi galiba bildiğim kadarıyla. Böyle yalak bir şeyler yapıyordum zamanında. E, neredeydi? Fotoğraflar. Facebook'ta falan paylaştıydım sanki albümler. Nerede nerede? Şurada. Şurada. Bunlar zamanında böyle yarım yamalak çiziyordum. Ve bayağı da eski yani. 2016'da falandı belki de en son çizdiğim dönemler. Bunlar falan çiziyordum yarım yamalak. Daha ötesine zaten gidemedim. Bıraktım. Ee, şu Gargamel vardı ve bir de şu Redkit vardı. En çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. işte i̇şte en son 2015. Yani bayağı eskiler. Ah, ah. Blender'ın bu haliyle geriye düşmesi imkansız. Diğerleri ölü yatırım bana göre. Biraz öyle maalesef. Çünkü Blender ücretsiz bir şekilde çok hızlı geliyor. Ya yani şu andaki şu görseli Blender'ın e Render motorunda alabilmek ya yani mükemmel bir şey değil mi abi ya? Bak şurada Displacement map artık Blender'ın EV render motorunda bile kullanabiliyorsun abi şuna bak Mükemmel bir şey <laughs> Metraj videolarını koyacağım diye alanınız ne tam olarak hani mimar falansınız herhalde o tarz bir işle falan uğraşıyorsunuz herhalde. Sızlı evet noel sandrine katılıyorum animasyon işlerinde maya biraz daha bizim ülkede revaçta hani hala o e, algıdan maalesef çıkamıyor firmaları. hani maya tamam mayayla yapın abi diyorlar maalesef belki bundan bir 4-5 yıl sonra 3 yıl sonra belki blender tarafına ufaktan dönerler abi Maya. valla işte yapıyorduk ya bu dönemden ama bıraktım ben tabii. 2016 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam 2016'dan ben hiçbir şey çizmedim Normalde ben e, çizme yeteneğim yok diye biliyordum ben. Bir gün Ramazan'da evde beklerken işte iftara falan biraz vakit vardı. Lan, ne yapayım falan zaman da geçmiyor falan dedim. Bir gün çizim yapayım dedim o yıllarda. Öyle yalan yanlış başladım. Mesela çizme yeteneğim biraz olsa da varmış. Yaptıydım o da. Ya o Nose dediğim gibi zamanla olabilecek şey yani dediğim gibi bir anda olmaz da zamanla belki bundan 4 yıl sonra 5 yıl sonra olur. Yani mesela şöyle söyleyeyim sektörde sinemaya film yapan bir firma vardı hani tanıştığım ettiğim adamlar şey kullanıyor bildiğin Trimax kullanıyorlar ve bu sektörde yıllardır kullanıyorlar Trimax'i. Adamlar bırakıp Blender'a geçti. Yani bu firma bile geçiyorsa diğer firmalar haydayda geçerler. geçecekler ya dediğim gibi bu hemen olacak bir şey değil ama ya yani bu dediğim firma çok büyük bir firma isim veremiyorum ha bu bile geçtiyse diğerleri de geçer ben kızların hoşuna gidiyor diye lisede resim yapmaya başlamıştım <laughs> e tabi o da ayrı bir şey bizim lise full erkek olduğu için maalesef böyle şeyler olmuyordu mojo vfx falan mı e, mojo'yu bilmiyorum ha şey pardon filmde şirket pardon. yok onda o değil bir an kafa gitti bunlar daha farklı bir firma dediğim gibi bu adamlar bile e, tv max'den blender'a geçtiler o yüzden imkansız denen bir şey yok maalesef. Türkiye bazlı bir firma bu dediğim. Ee, ve Türkiye'de çok da güzel işler yapıyorlar. Valla elimde son iki tane video kaldı. Şu andaki güncel video serisinin e, montajını yapmadım. Onların da montajını bir yapıp atarsam bir gün. Onları da halledip bitireyim. Sonrası Allah kerim. Şu iki tanesi kaldı. İki ile üçüncü video. Bunların da montajını bir yaptı. Battım ve okey. Bizim iş. Bu arada şu Eve Render da baya baya güzel şeyler olmuş ya şu özellikle Displacement olayı falan Yarışma olacak mı? Ee, evet evet ya Vallahi iyi hatırlattın Emir ya onu Çok iyi hatırlattım bir de ayın tam başında o da yarın başlatayım ben Normalde Vallahi başlatacaktım aklımdaydı ama dediğim gibi yoğunluklar falan derken hep unuttuydum Vallahi hatırlatmam mükemmel oldu yarın başlatayım. Hatta modeli falan ben ayarladım bıraktıydım ama şey yapamadım onu. Direkt hani başlatamadım da yarın başlatayım onu da. Hatta 3D printer falan açabilirsem bir tane model basmam gerekecek büyük ihtimal. Onun için büyük ihtimal açabilirim. Ee, onun için açarsam ya güzel bir tane şey yaparız. Bir büst tarzında bir şeyler de basabilirsem elinde filament biraz kaldı biliyor musun? Onu da arada çıkartayım en azından. Çok eskimeden. Eğer olursa yapabilirsem onda ödüllü falan yaparız. Tabi yarışmanın başlangıcında ödüllü diye başlatmam ama e, insanlar ödülsüz olduğu için katılsınlar eğer katılan olsa kazananlar direkt orada ödülü çakarız hemen veririz. Eğer olursa tabi. İnşaat mühendisiyim o mükemmel sen de bizim sektördensin o zaman ben de yapı denetim mezunuyum Teşekkür ederim ee, Ne konuda olacak yarışma ee, Bir tane model olacak bunu modelleme ve render için bir yarışma falan olacak yine Zaten normalde daha öncesinde de discord sunucumuzda yarışmalar falan yapıyorduk hmm, Neredeydi şurada bir yerdeydi ekrana verebiliyoruz mu bunu? Şurada bir yerdeydi herhalde de. bir dakika bakalım neredeydi. Ulan kendi kurduğum sunucuda bazen ben bile neyin nerede olduğunu bulamıyorum. Ha <laughs> şurada mesela yarışmalar kanalında işte başlatıyoruz. İşte sizden istenenler falan buradaydı. İşte ne yapılacağını falan. Kutlamalarda da işte şöyle şekilli şüküllü kazananların ismini yazıyoruz. Böyle değişik bir yarışmamız oluyor. Ee, olabilir Emir ya. Yani ben bu sunucuyu tek başıma şekillendirdim. Bir yerde işte moderatörler falan yardımcı oldu. Hani. İlla ki eksiklikler olabilir. Ben Discord'tan anlayan bir insan değilim zaten. Olabilir Emir yani. Dediğim gibi çok anladığım bir olay değil. Ya yani ortam çok bozmuyorsa benim için sıkıntı yok. Yani Genel işlevi görebiliyorsa sunucu benim için gayet düzgündür. Ya bir işin sonuçta yapılıyorsa onun daha da iyisi tabii ki yapılabilir ama dediğim gibi yani ben çok Discord'tan anlamıyorum. Anlayan varsa gelsin düzenlesin. Yeni başlayan, orta veya ileri seviye bilen diye ya Kozalak onu maalesef çok ayarlama şansımız yok ya. Zaten seçtiğimiz modeller genelde kolay oluyor. Ya. O kadar çok zor modeller ben seçtiğimi hatırlamıyorum. Çalışma inceleme kısmında ha yok pardon yarışma Oğlum, bu ne lan çalışma inceleme şeyler buraya atılmış ha burada bir karşılık falan olmuş pardon ya yani mesela bak bu yarışmada istediğimiz modellerden bir tanesiydi hani görüyorsunuz yani böyle çok da aşırı zorlamıyor modeller istiyorduk mesela işte çalışma yaparken takıldığınız yerler buraya sorun Bunlardan fikir alabiliyorsunuz mesela. Şöyle değişik değişik şeyler. Yani mesela modeli şu modeli yapamayan arkadaşlarımız vardı. İşte bu yarışma için falan nasıl yapabileceğini göstermek için aynı modelin benzerini yapmıştım ve burada ben de göstermiştim. Hani şöyle yapabilirsin gibisinden. Yani o yüzden herkesin katılabileceği çok güzel yarışmalar oluyor. Amaç en azından millet topluca bir şeyler yapsın, etsin mantık o. Discord'da bir çalışmazsam inceler misiniz? Şu kısım var. Ee, neredeydi abi? Şu YouTube kanalının hemen altında canlı yayında inceleme bölümü var. Buraya atarsan bakarız gitmeden. YouTube kanalı kategori olarak. Onun hemen altında. Ya canlı yayın inceleme diye. Mesela bir tane arkadaşımız kazanmıştı. E, zamanda kimindi? Ha dedim şöyle bir şey demiştim. Hani. 3D Printle ile ilgili ne istiyorsanız bir tane ölçüler içinde belleyin. Bana yollayın. Ben basayım yollayayım demiştim. Ya, mesela arkadaşımız zamanda kazanmıştı. Yollamıştı bir tane model yolladı. Onunkini şey yaptım bastım. Yolladım arkadaşa geri. Ayas videonun açıklama kısmında bu videonun açıklama kısmında link var. Yine de ben ekleyeyim. Attım sana genel olarak. Buradan sonucuya gelebilirsiniz. Mesela bakın arkadaşa yolladığım modeli size nasıl gösterebilirim. Onu da nasıl bulacağım onu da bilmiyorum da. Şuradan bakayım ben bir. Abi arkadaşın adını unuttum be. Gerçi geçenlerde yine şurada doğuş atmıştı evet. Şu model. Bakın bu modeli e, bu şekilde basıp yolladım. Tabi bu parçalar halinde bu şekilde değildi. E, bu şekilde basıp yollamıştı. Kendisi birleştirdi boyadı ve bu hale getirdi. yazıcıyı zaten pek kullanmıyorum o yüzden dedim benim de boş kalmasın dedim en azından dedim insanların da bir işine yarasın yarışmayı kazananlar istedikleri modeli basıp yollayayım demiştim öyle bir şey yapmıştık o dönem. ya yazıcının ayarları cidden uğraştırmasa var ya cidden bunu yapardım hani isteyenlerin modelini basıp yollardım yarışmalar boyunca güzel de oluyordu ya bence güzel zevkli oluyordu Ve bu model de beni bayağı bir uğraştırdı basması falan. Adam yarışmayı kazandı. 15 gün sonra model anca yollayabildim. Baskı süresiydi falan da ayarları falan derken bir de benim yoğunluklarım falan oldu. Günde bir parçasını falan basabildi, basabilmiştim. Ee, o yüzden böyle biraz uzamıştı ama sonuçta yolladık ve boyadı falan bayağı da güzel olmuştu. Evet evet Ahmet bunları yapıp satanlar var da işte onların Yazıcılar biraz daha iyi. Bende Ender 3 v 2 var. Yani çok öyle profesyonel olmasa da ev kullanıcısı için bence gayet güzel bir yazıcı. Ben zamanında mesela şöyle bir şey yapmıştım. Hani e, neydi abi bunun adı ya? Bu DJ Mavic dronlar var ya ben onun klonunu yapmak istiyordum bir dönem. Elimde parçalar falan da var. Dedim hani ben bunu yapayım dedim bir tane printer firmasından teklif aldım dedim. Ben dedim bunu parçalarını kaç yaparsa basarsın dedim. Adam bana o zamanlar 600 lira fiyat ne çıkarttı? Lan dedim yazının fiyatına kadar? 2019'da geçiyor bu olay. Yazıcıya bir baktım benim aldığım yazıcı bir sitede 1900 liraydı. Gitti gidiyor hatta. Abi direkt oradan yazıcıyı 1900 liraya aldım. Üstüne biraz para ekledim tabi 600 liranın üzerine. O dönem gittim yazıcıyı aldım. Kullanmıyorum. Kaldı elimde. Hani çok über seviyede yılda belki 2-3 kere ancak kullanıyorum o kadar. Ama en azından elimde kaldı yani. Ben 3D tasarımda falan uğraşıyorsanız elinizin altında olması iyi bir şey yani. Bazen plastik falan bir şey lazım olduğu zaman direkt buradan basıp kullanabiliyorum. Ekstra bir daha uğraşmıyorum yani. Abi render alsaymışsın bir de iyi olurmuş aslında. Bu direkt viewportmuş. Aliexpress'ten alıyorsun da o 1700'ün üzerine bir de vergi olayları falan biniyor. Ya ben mesela Aliexpress'ten zamanında kaçtı. Ee, 390 lira civarında şey almıştım. Flysky FSI 6X diye bir tane kumanda almıştım. Neydi şunu göstereyim. Ben şu kumandayı zamanında AliExpress'ten dediğim gibi 390 liraya falan almıştım. O dönem bile alırken dedim ki 2020 idi. Dedim lan dedim millet bunu zamanında 100 liraya 150 liraya alıyormuş dedim. Ben dedim enayi gibi gidip buna şimdi 300 lan vereceğim dedim. Aldık bir şekilde yanında şöyle tam da 10 tane 10 alıcılı diyeyim daha doğrusu. Şöyle şeyin her şeyini adam her şeyine yollamış abi. Bu boyunda şurada askılık falan var. Bundan tut bütün her şeyini A'dan Z'ye kadar adam yollamış simülasyon kumanda işte bunu simülasyon olarak kullanabilmek için şöyle bir tane şey yolluyorlar kablo falan var bunları bile adam her şey koymuş al dedim şu anda bu kumanda olmuş sana 1500 lira yani iyi ki de almışım zamanında bunu istiyorsan RC araçlarda dronlarda her şeyde kullanabiliyorsun çok da güzel bir kumanda <laughs> linkinden başlayalım abi. Modellemene e, bir şey diyemeyeceğim. Gayet güzel ve tadında olmuş. Bence hani low poly konseptine uygun olmuş. Şimdi modellere sadece renk atamışsın. O da güzel. Şimdi bazı modellerde sadece renk var değil mi? Yanlış görmüyorum. Bir bakayım tekrar. Yani bazı modellere sadece renk atamışsın. Şunlara kaplama falan atamışsın mesela. Hani bu biraz farklı bir yöntem gibi geldi bana. Ee, bu zemine de mesela biraz nasıl anlatayım bir e, model olarak ekleyebilirsin. Sonrasında onlara şöyle renk olarak geçiş verebilirsin. Burada şimdi baktığımız zaman zemin, zeminde gerçekçi bir renk var. Yatağa falan buralara baktığımız zaman normal renk verilip geçilmiş gibi duruyor. Ya, yani o bence hani biraz daha olayı bozmuş. Hani, olayın bütünlüğü gitmiş. Yazdığınız yazılarda link falan varsa siliyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. YouTube engelliyor direkt linkleri falan. Ya o yüzden mesela bunlardan konsepte uygun kaplama ile yaparsan bence daha iyi olur. Yani şimdi burada dediğim gibi gerçekçi bir kaplama var. Burada gerçekçi bir şey yok. Biraz şey olabiliyor. Değişik bir olay olabiliyor. Render görüntüsü. Yani dediğim gibi yani render görüntüsü var dıştan i̇şte hani burada o olayı o şey olayı var hani kompozisyon bozukluğu olay oluyor maalesef Şöyle açalım Şimdi olayın geneline baktığın zaman arkadaşlar olayda burada gerçekçi bir kaplama var Gerçekçilik derken hani bir kaplama var Ama buradaki şeylerde materyallerde sadece renk verip geçildiği için böyle sorunlar olabiliyor yani olayın akıcılığı maalesef bozuluyor yani Bunların hepsini mesela düz renk olarak yapabilirsin daha mantıklı olur veya bunların hepsine kaplama atayabilirsin. Ama genelde bu tarz low poly çalışmalarda kaplama atmak yerine hand paint dediğimiz boyama yöntemiyle yapmak daha mantıklı oluyor. Bunlar direkt kaplama atadığın zaman gerçekçi bazen olmayabiliyor yani modellerin yapısı gereği. Ama genel olarak modeller anlamında çok güzel olmuş. Eline sağlık. Siz gerçekçi yapıyorum. O pollo Yani bazı şeyler tecrübeyle oluyor maalesef. Hani deneme yapman gerekiyor, yapılan işleri incelemen gerekiyor. Yani hiç kimse bir anda bir şey öğrenemiyor maalesef. O yüzden deneme yapmanız gerekiyor. Buna bir kaplama atadın mı yoksa hani bunu şey böyle mi kaplamasın böyle sanki hani e, tam şey gözükmüyor gibi geldi üzerinde kaplama vesaire. Ama genel olarak kompozisyon olarak bence güzel olmuş. Hani şu arkadaki e, şehir görseli vesaire bence hani güzel oturmuş hani yükseklikler falan hani yüksek bir binada gibi hype falan almış. Bunlar hazır model mi yoksa kendin mi yaptın? İstemsiz bir şekilde hazır model hype aldım diyeyse. Ama tabii buradaki amaç görselleştirme olduğu için Ben de çok güzel olmuş. Hani görselleştirme anlamında ve model anlamında. Yer yer yer. Genelde zaten öyle oluyor ya iç mekanlarda. Hani oturup da artık eskisi gibi kimse sıfırdan ben yapayım deme olayına girmiyor maalesef. Ki zaten bence biraz zaman kaybı. Görselleştirme anlamında güzel ama bence şunun kaplamasını değiştirsen bence daha iyi olurmuş. Çünkü göze cidden çok batıyor gibi geldi bu benim görüşüm tabi. Ee, biraz sanki silik durmuş gibi yani silik yani tam üzerinde kaplama falan belli olmuyor gibi geldi bana. Hani bunun rengini falan materyal biraz daha fabrik yani farklı bir kumaş kullansam bence daha iyi olabilirmiş. Ama genel anlamda çok güzel bir render olmuş bence. Belki şunun var ya şunun ışığın şiddetini bir tık belki kısabilirdin. Hani burası belki koyu kaçıyor, koyu renge kaçıyor diye mi yaptım bilmiyorum ama ışık burada bence biraz sert olmuş gibi ya. Yani. Hani bunu bir tık kıssam bence e, daha iyi olabilir bence. Mesela şundan üzerine vurdu ama bayağı parlatmış. O anlamda bir de e, şu olmuş. Onun dışında bence çok güzel eline sağlık. İç mekanda ben özellikle render çalışması yaparken şu olarak gizli ışıklar falan yerleştirmeyi tercih ediyorum. Hani en azından o gerçekçilik algısı biraz daha iyi oluyor ve bunları işte black body atarak işte 4500 5500 arasında renkler falan yani renk sıcaklığı falan atıyor. Çok da güzel oluyor iç mekanda. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bak tavan kısımları hani bir tık böyle karanlığa kaçıyor. İşte içerinin aydınlatmasını daha gerçekçi yapmak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Son videolarda iç mekan render alma videosu var mesela ona bakabilirsiniz burada mesela gizli ışıklar falan ekliyoruz hani render ayarları falan yapıyoruz onları da en azından uygulayabilirsiniz ama burada zaten atmosfer biraz daha böyle gece olduğu için güzel ambiyans olmuş genel anlamda ışıklandırmada sıkıntı yaşayanlar o yolu izleyebilirler. Abi model olarak ve render olarak bence gayet güzel tek eleştireceğim nokta ne biliyor musun şu arka plandaki beyaz ile detaylar beyazı çok şey yapıyor bak gidiyor gidiyor burada birbirine karışıyor ya bu tarz beyaz detaylar olan modelde beyaz arka planı kullanmak çok mantıklı oluyor bazen daha farklı tonlarda bence kullansan daha mantıklı olur modelleme ve render olarak bence gayet güzel olmuş hani ben bunu bir sunumda falan rahatlıkla kullanırım güzel bence Materyal anlamında belki bir tık daha iyileştirilebilir, daha da güzel yapılabilir. Ama genel olarak bence canı hani tatmin edici bir hissiyat veriyor. Ama dediğim gibi şu arka planın beyaz tonlarını silebilirsin. Arka planın rengini farklı yap. Bak şuradaki özellikle beyaz kısımları bayağı bir giderebiliyor. Yani buradaki detay geçişini falan bayağı öldürüyor. Onun dışında gayet güzel ellerine sağlık. Evet arkadaşlar bugünlükte yayınımızın ufaktan sonuna gelelim istiyorsanız. Evet kulaklığın modelleme ve render'ı çok güzel. Sadece o arka plan rengiyle harmanlaması biraz sıkıntılı olmuş gibi geldi bana. Hani bir renk şeyi var. Karmaşası oluyor orada. Bugünlükte iyi geceler diyelim arkadaşlar. Sızlı Emir çok teşekkür ederim. Sizlere iyi akşamlar. Normalde bugün dediğim gibi konuklu bir yayın olacaktı ama konumuz Almanya'da yaşadığı için tam saatini maalesef tutturamadık size karşı da biraz bu konuda mahcup oldum tekrar kusura bakmayın İlerleyen süreçlerde ayarlayabilirsek tekrar gelmesini sağlarız. Efken mi? Abi iki buçuk saat olmuş daha. efkenim olur bu. <laughs> canlı yayınlar sızlı yaparız arada bir. Zaten normalde de canlı yayın yapıyoruz. Üç günde bir, dört günde bir. Ya yani üç gün standart gibi bir şey bence. Yani fazla olduğu zaman da boğar. Gerek yok. Üç gün ben ideal. Bugün Perşembe değil mi? Perşembe. Evet. Cumartesi, pazar yine yayın yaparız. Cumartesi normal yine böyle bir e, tasarım anlamında muhabbet falan bir şeyler yaparız. Belki e, Almanya'daki ustacığımızı ayarlayabilirsek o da gelir. E, Cumartesi günü. Pazar günü de normal her zamanki standart oyun tarzında böyle saçmaladığımız bir yayın yapıyoruz. Bakalım durumun gidişatına göre. Arkadaşlar anlaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi e, saat farkından dolayı maalesef böyle bir sıkıntı oldu ama yine de güzel ve sohbetimizin olduğu bir yayın oldu diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Bir sonraki yayında Allah'tan e, ölmezsek kalırsak hayatta bir şey olmazsa başımıza bir şey gelmezse Cumartesi günü yine burada oluruz. Umarım keyifli bir yayın geçirmişsinizdir. Umarım. Bir sıkıntımız vesaire bir yanlışımız olmamıştı. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese cümleten iyi geceler.